Efendim Derya'dan herkese kucak dolusu sevgiler efendim. Bugün Ramazan'ın ilk günü efendim. Tüm Müslüman aleminin Ramazan'ı hayırlı olsun. Efendim bir ay hayırlı geçer inşallah hepimize. Bugün ilk konuklarımız, ilk bölüm konuklarımız böyle kabaklar içerisinde renkli renkli geçiyorum. Efendim ahşap boyama hocamız İlkay Aydın, Aydil bir gün bizlerle Döşeme Altı Halk Eğitim Merkezi'nden geldiler. Efendim yine kursiyerimiz Ömer Bıçak'la. Bugün işte birbirinden güzel yine kabakları süsleyecekler. Yine ahşap yakma sanatıyla yaptıkları çalışmaları bizlerle paylaşacaklar. Evet ikinci bölüm ise sevgili kadınlarımız el ve ayaklarımız bizim için çok önemli. Bakalım bu bakımda neler yapacağız. Yine efendim yine protez tırnak uygulayıcımız Aysel Anastasia Şenel ve yine İrina Tunç ile beraber bakalım bugün neler göreceğiz. Hazırsanız Derya'cayız. Hoş geldiniz. Yine stüdyomuz ışıl ışıl oldu. Vallahi bu halk eğitim merkezleriniz iyi ki var. Evet. Özellikle sizleri biz de özlemiştik. Stüdyoda ilk programı yapacağız sizlerle. Evet. Bugün de gene ne güzel. Ay bakar mısınız stüdyomuz ışıl ışıl oldu. Kabaklarımız yandı. Efendim öncelikle ahşap boyama hocası olarak geldi. Ahşap boyama demişlerdi. Yine evet. Ben yine boyama... Bak benim suçum değil. Evet. Burada yakmayı hep boyama deyince ben de akabinde okuyorum. Evet. İlkay Aydil, Döşeme Altı bu sefer Halk Eğitim Merkezi'nden evet. Geldik. Bir ekiple geldik. Evet. Ekibin arkasında bizi izliyor şu anda. Evet. Sevgiler onlara da. Şimdi yine kursiyerimiz Ömer Bey. Ömer Bey başlamış bile yapmaya. Evet yetiştirmek gerekiyor. Ama bak öğrencileriniz böyle çalışkan çok, değil mi? Çok, hepsi birbirinden çalışkan. ve istekliler. En önemlisi o zaten. Bizim tabii. İşimiz ekip işi. Hiç durmuyorlar. Evet. Vallahi kesinlikle öyle. Maşallah. Ama şimdi merak ediyorum. Ay burada bugün ne güzel şeyler yapmışlar. Allah'ım sürprizler var. Derya'ca var. Derya'canın tepsisi de gelmiş. Evet, ne güzel. Ay çok güzel. Şöyle bir fotoğraf çekelim sonra. Şimdi bugün de neler yapacağız? Çok güzel böyle ay valla artık kabaklar hani kabak deyip geçmeyin tabii, diyoruz. Tabii kabaktan kesinlikle. Kabaktan neler yapılmış ben bakıyorum yani şöyle rengarenk evlerinizi süsleyecek çok güzel aksesuarlar tabii bunlar. Ki eskiden anneannelerimizin döneminde sadece su içmek için veya banyoda tas olarak kullanılırdı. Ama şimdi artık günümüzde süslemeler de başladı. Tabii evlerimize artık süsleme olarak giriyor. Çok değişik tarzlarda yapılıyor. Mesela lambada olabiliyor, abajur olabiliyor. Hepsi tabii ki. Artık o kadar çeşitlenmiş ki. Ben yani, buna bayıldım. O yumurtaları nerede bunun? Evet yumurtaları şu güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım. Çok tatlı. Bu şimdi tavuk değil mi? Tavuk. Tavuğumuz. Hı-hı. Tavuğumuz ama yumurtalarımız da gelsin buraya koyalım. Evde böyle yumurtaları tabii, da koyabileceğiniz tabii. Çok güzel bir aksesuar mutfağınızda kullanabileceğiniz. Ama bunu nasıl düşünüyorsunuz? Ya sizler var ya inanılmaz fikirler var sizlerde. Yaratıcılık çok çok önemli ama işte bu kabağı bu hale getirmeyi kim evet. Düşünür derseniz ama sizler düşünüyorsunuz. Evet. Şimdi biraz sonra tek tek göreceğiz. Öncelikle İlkay Hanım, Döşeme Altı Halk Eğitim Merkezi'ndesiniz. Şimdi kurslarımız artık yavaş yavaş tabii, tabii yaza giriyoruz, yani. Bitiriyoruz. Ne güzel böyle bir sene nasıl geçti değil mi? Çok güzel geçti ve nasıl geçtiğini anlamadık. Ya o çalışma elimizde oldu. Tabii sergimiz çok güzeldi. İlgilenen herkese çok teşekkür ediyorum. Gelemedim. Çok büyük kusura bir ilgi bakmasın vardı. Buradan gerçekten tüm arkadaşlarımıza, bize Derya'ya gelen hepsine çok çok kucak dolusu sevgiler ama inşallah yine geleceğiz. Siz bize geliyorsunuz biz de size geleceğiz. Evet, inşallah bekleriz. Bir yılda çok şey yaptınız tabii, değil mi? Tabii. Sergide neler vardı? Sergide aslında yoktu. Yoktu. Her şey vardı. Hmm. Çünkü bizim Döşeme Altı Halk Eğitim'de tüm öğretmen arkadaşlarımızın, hepsi elini emeğini ve kursiyerlerin. Değil hepsi mi? Çünkü ekip işi, ellerini, emeklerine sağlık o kadar güzel işler çıktı vallahi, ki çok değişik. Yani de, sizlerin zaten eşliğinde hocalarımız olmasa zaten bunlar da çıkmaz ama kursiyerlerimiz de çok başarılı. Efendim Ömer Bey, neler evet. Yaptık bir yıl? Bir ne kadardır yapıyorsunuz ahşap yakma? Ahşap sizde bir şey var mı? Kabakta var mı? Yok ben kabakla fazla ilgilenmedim.
ahşapla. Belki seneye evet. Kabak da girer değil mi? Şu İnşallah güzel bir şey görünce herhalde değil mi? İster istemez gireceğiz içerisine. Ama bunda da yakma uyguluyorsunuz. Tabii. Evet. Ahşap yakmayı kabağa da uyguluyoruz. Evet. Kabağa çünkü birkaç şeyi karıştırarak bakarsanız mesela evet. Yakma da var, süslemeler de aynen. Var, delme var. Şimdi onlara geleceğim, var. Tek evet. Tek geleceğim hepsine. Siz bu yıl mı katıldınız ilk bu kurslara? Evet. Bir yıldır. Evet. Bir yılda neler yaptınız? Şimdi yapıyorsunuz. Vallahi, bir yılda çok şeyler yaptık. Sağ olsun hocamın sayesinde bayağı şeyler öğrendik. Siz ahşap yakmayı kullanıyorsunuz. Evet. Ahşap yakma yapıyorum. Deyince ne anlıyoruz? Şimdi insanlar hani böyle ahşabı yakıp demek böyle biraz da bir şey kelime anlamı biraz evet. Böyle hayır, tuhaf geliyor. Hayır, şimdi ahşap yapma dediğimiz önce bu fonu ayarlıyoruz. Yapacağımız. Şöyle bir kameraya tutalım onu. Nasıl bir sanatmış önce bir görelim. Şu kameraya tutalım lütfen. Evet. Şöyle yapacağımız burada fonu ayarlıyoruz. Pano yapıyoruz. Evet, ama çok güzel o pano da. Daha sonra çizeceğimiz resmi evet. Büyütüp bunun üzerine karbonla geçiriyoruz. Önce bir üstünden bir şablonla geçiyoruz. Şablonla ahşabın üzerine geçiriyoruz onu. Ondan sonra yakmaya başlıyoruz. Yakmaya başlıyoruz. Yakma kalemimiz bu. Nasıl ki bir kurşun kalemin ucunu açıp kara kalem çiziyorsak bu da böyle. Yani bunu aslında bir resim bir şey diyorsunuz tabii. Oraya. Resmen evet. Bir resim yapıyorsun işte. Bunu da evet. Fişe takıyoruz. Kızıyor bu. Şu anda sıcak bir vaziyette. O yüzden de yakıyorsunuz. Evet. O yüzden zorlanmadan yapabiliyorlar. Evet. En şimdi deneyeceğim. Evet. Ben öyle denemeden bırakma. Ben buraya gelen her şeyi deniyorum. O yüzden ben çok şanslıyım. Evet. Ay bana hep sertifika falan versinler. Ben o kadar çok şey denedim ki. Sizler böyle mezun oluyorsunuz ama evet. Ben de böyle bir şeyler elinden ucundan tutmak hoşuma gidiyor. Şimdi ahşabı süsleyeceğiz. Biraz sonra onu evet. Da göreceğiz. Onu da yapacağız. Ama şöyle bir bakalım. Tek tek şimdi gerçekten bu lambalar zaten çok güzel aksesuar olarak ve bir de hani akşam da böyle ben evet. Loş ışıkta oturmayı çok seviyorum. Çok yani düşünür müsünüz böyle şimdi tabii stüdyolarımızı karartamıyoruz. Hatta biraz önce öyle dedik Kayanım. Stüdyolarımız kararsa böyle burası var ya ışıl ışıl şu anda. Ama böyle bir şey yapma şansımız yok. Ama akşam böyle evde sanırım harika bir görsel tabii, oluyordur. Görsel şov. Şeyde de çok güzel olur değil mi? Bahçede. Tabii. Değil mi? Bahçeler kesinlikle şimdi artık yaz geldi. Öyle. Herkes bahçelere yani, çıktı. Tabii. Bahçede özellikle çok güzel. Onların tarzı daha farklı oluyor. Bahçe aksesuarları tabii, başka. Tabii. Ha, daha anladım. Güzel, daha değişik. Aslında bir şeye başlayınca arda arda diğeri geliyor. Mesela hani fikir ondan çıkıyor, o birinden daha değişik şeyler ortaya çıkabiliyor. Veya kabağına göre kabağına şekil yapabiliyorsunuz. Göre. Mesela bir kabağa bakınca hangisi neye uyar? Hani buna bu şekil gidebilir. Diğerini önce diğer kabağın şekline tabii, göre tabii, şey veriyorsunuz. Kesinlikle formu. Öyle. Yani o kabağa bakıp ona göre uyguluyorsunuz. Şurada çok güzel bir sepet var evet, mesela. Yani. Şimdi bunu tabii lamba olarak da uygulanabilirdi ama... Bunu çok güzel evet. Bir sepet. Meyve sepeti. Hı hı. Yani çok güzel, şık. Mutfakta durabilir veya aksesuar. Çiçek konulabilir. Ya yani bir köşede. Aslında her türlü kullanılabilir. Her türlü. Çok amaçlı. Çok amaçlı evet. Kullanılır. Peki bu kabakların özelliği nedir? Bunları nereden temin ediyorsunuz? Önce bir de onları öğrenelim sizden. Yani şimdi bu kabaklar aslında artık yetişebiliyor. Mersin'de, Alanya'da yetişebiliyor. Hı hı. Hani... ekildiği zaman bir de bizde önemli olan kabağın cinsi de çok önemli. Hı. Buraya zaten gelirken de gösterdim. Biraz mesela işleyebilmemiz için kalın olması çok önemli. Çünkü biz oymayı da deniyoruz incelterek. Hı. Eğer ince olursa kırılmalar da olabiliyor. İçini oyuyorlar. Yani bunun içi tabii, normalde tabii. Keşke bir tane dolu getirseydiniz kabak evet, bile görseydik evet. Valla. Evet inşallah başka zaman. Tamam. Şimdi bu tamamen kapalı. İçini ilk önce oyuyoruz. Daha sonra bunun içini temizleme yapıyoruz. Temizledik. Böyle hemen ortaya mı çıkmıyor? Hayır. İçini iyice temizledikten sonra tamamen ve dış işlemine başlıyoruz. Dremelimiz var. Dremelle önce şeklini tabii tutturuyoruz. Hani bu kabağa hangi şekil gider? Ondan sonra da delmeye başlıyoruz. Delme işlemimiz bittikten sonra bu sefer boyaya geçiyoruz. Hani evet. Renk ne yapabiliriz bakıyoruz şekline göre ve daha sonra boncuklarımızın sırası geliyor. Boncuklar olacak. Evet. Şimdi bu kabağı yapacağız biraz sonra. Tabii bu yapılacak formu ama burada bitmişlerinin üzerinden evet. Gidelim. Biraz sonra onları yapacağız. Şimdi burada dedik bunda mesela yakma sanatını tabii, da kullandınız tabii. Anladığım evet. Kadarıyla. Boyaması. Şimdi bunların ham hali esasında renk çok güzel bir renk değil.
tabii. Kötü bir rengi yani. Var. Ama bakar mısınız şurada ortadakini gösterelim olmazsa. Tabii. Beyaz ve böyle kırmızılar var. O da çok güzel evet. olmuş. Şu ortada görülen kısım. Orada da güzel böyle Türk motiflerimiz var. Evet. Türk motiflerini kullanmışsınız. Yani diyorum ya yaratıcılık farklı bir şey. Yani buradaki renkler de ne güzel görünüyor. Yine bir yanında bir vazo olarak kullanabilirsiniz. Değil evet, mi? Yine tabii. aynı şekilde çok güzel bir aksesuar. Yine şu öndeki. Onu alabilir miyim tabii. ben de? Bakar mısınız şuna? Ay var ya bu böyle bir sanki kaftan gibi de. Evet bunun kaftan şekli. Aynen evet. bunun kafasına bir insan figürü koysan hı-hı. şöyle bir. Yani bunu insan figürleriyle çalışılabilir bununla tabii, ilgili. Tabii ki. Değil çalışılıyor. Mi? Yapılıyor mu? Hı-hı. Bak ya ben de çok fikir var da. Evet. Sizi kursa bekliyoruz o zaman. Kurslara gelecek. Hı-hı. Ah bir vaktim olsa. ah neler yaparım ben de. Çok güzel olmuş. Yani resmen bir kaftan modelini buraya uygulamışsınız. Evet. Gerçekten harika olmuş. Bu da vazo olarak gene bunun altını da kapatılabilir herhalde. Aslında açmaya da biliriz. Açın mı? Tabii. Ha. Hani bu bizim sadece ona verdiğimiz şekil. Yoksa biz illa şurada özellikle... Şurada mesela açılmamış. Tabii şu ki. Kapalı. Şurada kapalı tabii. zaten. Yani çok onu o şekilde tamam. kullanın. Bunu hem lamba isterseniz. Olarak değerlenip hem isterseniz vazo olarak içerisine çiçek koyabilmeniz için çok amaçlı aslında. Anladım. Bu bitmiş hali mi? Bunlar da olacak mı daha bir şey? O yok. O bitmiş hali üzeri daha farklı bir teknik. Evet. O oyularak yapıldığı için üzerinde daha farklı bir teknik uygulanıyor. Bunlar delik değil mi? Tabii delik. Aralar delik. İnceltme tekniği de kaç uygulanıyor. Kaç teknik var? Şimdi o teknikleri de bir öğrenelim sizden. Yani teknikler derken böyle delmesi farklı, şeyi tabii. farklı. Tabii tabii. Mesela hani biri boncuklu olarak, delme boncuk. Olarak yapıyorsunuz. Bir diğeri aşağıda gördüğünüz sarı mavi ışıklı olan da hem oyma var hem delme var. İkisi bir arada güzel. Olan var. Evet. Hani yakmayı, delmeyi ve hepsini bir araya getirdiğimiz evet. olanlar var. Farklı mesela sadece... Birkaç tekniği bir arada kullanabiliriz. Tabii. Ve öylesi daha güzel oluyor. Hani bana göre ben birkaç tekniği bir arada işlemeyi daha çok seviyorum. Daha mesela ilerideki yaprak desenli olan. Onda mesela boncuk kullanmadık. Sadece evet, çok güzel oyarak şekillendirip deldik ve ben ona da çok bayıldım. Çok evet. güzel olmuş. O yapraklar gerçek yapraklar mı? Hayır. Üzerinde desen çıkar. Ha anladım. Evet. Hani yaprakları yapıştırıp acaba üzerine uygulamayı mı yaptınız dedim. O kadar sonradan boyama. Boyadınız. Evet. Çok doğal durmuş. O kadar güzel hoş gözüküyor. Ama öğrencilerimin gerçekten yani sizin sayenizde de ben bunları da söylemek istiyorum. Öğrencilerim tabii. hepsi ayrı ayrı değerli. Çok yetenekliler. Çok yetenekliler ve çok özverili çalışıyorlar. O kadar içten çalışıyorlar ki ve ben de onları öyle görünce şevke geliyorsunuz. Aynen. yani onun için çok güzel şeyler çıkıyor. Tabii. Ya bu dediğim gibi bu bir enerji. Evet. Ama dedim içine aşk koymazsan da olmaz. Yani. Bu bir gerçekten kabağa duyulan hani bir kabak sevilir mi? Evet kabak aynen. sevilir. Evet. belki en son seveceğimiz belki bir olmuş. bu kabağı bile sevdirdiniz evet. bize. Şimdi bir şey soracağım. Biraz sonra isterseniz boncuklamayı tamam, yapalım. Daha olur. Sonra ahşabı ikinci bölümde tamam, tekrar biraz ahşabın olur. Üzerine daha yoğunlaşacağız. Başka çünkü ahşaplarımız da gelecek ikinci bölümde. Evet. Değil mi? Onlara da getireceğiz. Tabii, tabii. Şimdi bu arada Ömer Bey de çalışsın harıl harıl böyle. Biz kadınlar sohbet ederken erkekler evet. böyle değil mi? Yani kesinlikle. Bir şey soracağım. Kaç kişisiniz? Erkekler kaç tane? Üç erkek. Üç erkek var. Çok o zaman kıymetlisinizdir evet. siz. Tabii, tabii. Ay bak bakar mısınız? İşte böyle az olunca da kıymetli evet. oluyor. Yani. Ne güzel. Siz emekli misiniz Ömer Bey? Emekliyim. Ne güzel. Nereden emeklisiniz? Özel bir kurum. Özel. Tamam. Güzel güzel. Ama ne kadar güzel. Var mıydı böyle bir yetenek peki sizde daha önce? Hani içinizde böyle hep içinizde tabii ki ben asıl mesleğim resim tabela zaten. Ha zaten var canım. Yani yetenekten evet. öte bu işin içindeymişsiniz zaten. Esnaf olarak 40 sene tabelacılık yaptım. Çok güzel. Efendime söyleyeyim. Ama daha çok gençsiniz. Emeklilik için de çok erken olmuş evet. ama emeklilik değil zaten. Hala hayır. Güzel çalışıyoruz. Seve seve çalışıyoruz. Tabii tabii. İsteyerek her şeyin yapıyoruz. Ötesinde evet. bu kurslar özellikle halk eğitim kursları hani onların altını çizelim. Ücretsiz kurslar tabii, ve aynı tabii. zamanda hayatınızda bir de meslek getirebileceğiz. Şimdi tabii, ikinci tabii, bir tabii. meslek evet. sahibi. Üçüncü yani. Bir meslek ben, sahibi. Yeni bir altın bilezik taktım yani koluma. Ya evet. değil mi? Şimdi farklı, zevkle, şimdi zevkle para kazanıyorum tabii, tabii, diyorsunuz. Tabii. Eskiden koşturuyordum, evet. şimdi böyle zevkle şimdi para kazanıyorum. Şimdi oturduğumuz yerde rahatça işliyoruz. Eşiniz var mı bu? Eşim burada. Ha, o da mı geliyor mu kursa? Hayır yok, o gelmiyor.
Eşiniz, evet. Eşiniz dedi sizi gönderdi. Evet. Sen bir git dedi. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Erkekler erteleme olunca da kadınlar hiç istemiyor. Seneye inşallah hep beraber gideriz. İnşallah. İnşallah, inşallah. Ama evet. Eşiniz de bence teşvik edin. Evet. Beraber katılın. Ama erkeğin de gerçekten kadın bir şekilde vaktini geçiriyor da erkeğin evde oturması da hiç olmuyor. Evet. Çünkü yaşam daha hareketli tabii, geçiyor tabii, onlar için. Evet, Allah uzun ömürler versin. Sağ şimdi nasıl bir şey uygulayacağız? Boncuk uygulayacağız. Bunu şöyle boncuklarımızı tabii, alalım. Ay çok güzel boncuklar. Bakın renk. Renk renk evet. Boncuklar. Yeşil yeşil boncuklar. Şöyle Gökhan'cığım sana boncuklarımızı gönderelim. Çok güzel. Yeşil uygulayacağız bugün. Evet. Bugün yeşil uygulayacağız. Bunlar cam boncuk değil değil mi? Bilmiyorum. Cam değil. Hayır. Cam boncuk değil. Yok değil. Farklı farklı boncuklar farklı, farklı. Uygulanabilir. Şimdi ben de uygulamak istiyorum. Siz bir tabii, buyurun başlayın. Tabii size de gösterebilirim. Önce siz başlayın. Şimdi, görelim bir nasıl yapıyorsunuz. Bir hani tekrar çıkmaması için mutlaka şeffaf tutkal. Şimdi bu bir elinizdeki şeffaf tutkal. Ve bunu içerisine sürdüğümüz zaman ve bunları teker teker şöyle göstereyim ve içine tutturuyoruz. Ben şöyle bir bazıları giriyor mu içine? Yok girmiyor değil mi? Hepsi ona göre ayarlandı. Ona göre. Çünkü biz delerken o boyutta deliyoruz. Tamam. Ve içine oturuyor. Yani bir sıkıntı çıkmıyor. Tamam. Yani önceden ayarlanmış olduğu için boncukların tabii, ebatlarına göre ayarlanıyor. Tabii ebatı ona göre. Mesela tamam. siz de kullanabilirsiniz. İsterseniz tamam, siz de deneyin. Ben şöyle bir tane boncuk size. Da ben oturtayım. Şimdi tırnaklardan yapabildiğim kadarını. Şurada bir tane evet. Deliğimize. Evet. Ay. Olsun önemli de siz soktum. O diğerine yapın. Bir şey olmaz. Eyvah eyvah dur şimdi şöyle yapalım. Bir de zaten deneye deneye aynen. Yaptığınız şeyler. İyice böyle oturtturacağım ama gider diye de fazla. Yok, tamam hiç sorun tamam, değil. Yeter değil tamam. mi? Çok güzel. Evet, şimdi çok devam. Eğlencelidir. Ay, evet ya hani böyle ay, bu da gidiyor herhalde. Yani bir şey olmaz onu biz tekrar tamam. uygularız. Siz diğerlerine geçin. Şimdi ben de küçük boncuklarımı seçiyorum. Hı. Ne yapıyorum ya? Evet. Ay ben yok. ayarlayamadım dur. Dur ayarlayamadım. Hah dur fazla. Ay benim bugün bunlar da şey gibi karıştı. Bakar mısınız puantiyelerim bunlar da puantiyeler. Evet. Aslında doğru. Mesela şimdi sizdeki puantiyeleri görünce de aklıma renkli gelip, yapın. Renkli. Evet. Değişik bak, değişik renk renkli yapın. Ben evet. de bunu renk renk yani, puantiyeli oldum. Olabilir neden evet. olmasın. Mehmet Bey eteğimi çeker misiniz lütfen? Çekmiyor. Görüyor musun? Gökhan sen mi çektin? Naza çekiyor. Eteğimi gösterin, eteğimi, puantiyelerimi. Evet, bak puantiyelerim böyle. Siz devam edin o zaman. Şimdi bunları koyduk, sonra nasıl yapacağız? Yani bunları tek tek önce yerleştiriyoruz. Tabii, önce tek tek yerleştiriyoruz. Hepsi bittikten sonra en son vernik atma işimiz başlıyor. Anladım, vernikliyoruz. Yani kabaklarımızı işte vernikledikten sonra... En son işlem bitmiş oluyor. En son işlem tabii. bitmiş oluyor. Tamam. Önce boncukları hepsini yerleştirdik. Tabii. Şu alanlarda bir şey yapacak mıyız? Şunlar mı? Onlar da. Hayır buradan da yaktığımız zaman ayrı ışık çıkıyor. Mesela hani küçüklerin ışığı farklıdır. Büyük ışık farklıdır yani. Tabii. Buralar delik. Mesela aşağıda gördüğünüz daire şeklinde olanın ışığı kendi doğal ışığı, boncuksuz. Ya onun gibi mesela buralardan da doğal ışık doğal gelecek. Işıklar çıkacak. Tabii. Onlar da ışık gösterecek. Tabii, tabii. Yaprak desenleri. Boyama yapacak mısınız onların üzerine? Bunların üzerine boyama yapmıyoruz. Sadece şerit halinde mesela şuralardan boyama üzerlerine geçebiliyoruz. Mesela şu kısımlara farklı tabii. Yani o sonradan bize kalıyor. Anladım. Yani tamamıyla hayal gücüne herhalde diye düşünüyorum. Çünkü tabii sizler bunları kendi evinize göre düşünürseniz de evdeki bulunan hani renkleri çok tabii, önemli. Tabii koltuk ona mesela göre, rengine, duvar rengine göre. Şeylere göre uygulama yapabilirsiniz. Yeşil olur, sarı olur, yani. Mavi olur, ne renk olursa. Tabii çünkü öğrencimin biri pardon, öğrencimin birinin evi mürdüm ve her şeyini mürdüm yaptı. Çok yani güzel. Çünkü işte mürdüme boyadı tekrardan mürdüm dedi hocam benim evim mürdüm ağırlıklı ve mürdüm istiyorum. Anladım. Ve işte herkesin zevkine göre sizin de dediğiniz gibi. Aynen aynen ama ben şey de seviyorum kontrast renkleri de seviyorum. Hani böyle çok birebir aynı tonlar olunca evet. da insan böyle boğuluyor. Böyle arada böyle renkler olsun yani tabii. karışsın. Çünkü renkler bizim hayatımızın artık en güzel şeyleri. Bakar mısınız Ömer Bey döktürüyor. Evet bir taraftan şekilleniyor. Şimdi biraz sonra geleceğim size de geleceğim. Evet. Geleceğim. Reklama var mı daha bizim aramız? Reklam var herhalde daha değil mi? Var.
5 dakikamız daha var. Tamam, o zaman şu boncukları bence devam edelim. İsterseniz üzerinden geçmeyi de gösterelim. Tamam mı? Onları da yapalım. Şimdi boncuklarımız, bir de burada büyük boncuklar da var değil mi? Evet. O büyük boncukların da delme aparatı ona göre. Ha şimdi bir de aparat o delmeye getirmediniz değil yok. Mi? Şimdi şöyle aslında ilk biz burada deleriz diye düşündük ama çok gürültü yapıyor. Bir de toz aşırı da yapar. Ses ve toz. Onun için dedim hani sadece biz buraya boncuklamayı getirelim, diğer şeyleri getirmeyelim. Evde yapılacak bir şey esasında zor bir uygulama değil mi? Aslında şöyle yani eğer müsaitse eviniz olabiliyor. Hmm. Neden olmasın? Şimdi ben Ömer Bey'in neden kabak yapmadığını bir kez daha anladım. Eşi tarafından uyarılmış. Değil mi? Değil mi Ömer Bey? Çünkü en ahşapta çok... şeyde kabakta çok pislik oluyor. Tabii. Evet evet. Bak görmüştük kadınlar biz böyleyiz. Yani. Evet. Biz kadınlar erkeklerin hobilerinde kısıtlıyoruz ama ne yapalım? Bizim için evimizin temizliği çok önemli. Bende toza karşı alerji de var. Ha var mı? Onun için fazla giremiyorum bak, toza. Bak görüyorsun eşini de korurmuş. Evet. Vallahi eşlerimize de kıyamıyoruz yani, değil mi? Kesinlikle. Onların da bir sebebi var ama gerçekten öyle evin bir atölye. Mesela bu işleri yapanların zaten ayrı bir odası olmalı kesinlikle. Bence. Evde de yapıyor musunuz? Böyle şey. Siz, bir şey söyleyeceğim belki inanmayacaksınız. Ben kesinlikle evime yapamıyorum. Evime hiç götürmüyorum. Hiç götüremiyorum. Hiç yapamıyorum. Sadece sınıfta öğrencilerle yaptıklarımız ve onlar yaptıkça zaten ben mutlu oluyorum. Zaten gerek yani olmuyor. Hiç gerek kalmıyor. Benim evin bir odası atölye. Tamam. Komple. Ömer Bey zaten işin ilmini bulmuş. Bir odaya koyuyoruz. Hiç hanımdan da azar işitmiyorsunuz. Hayır. Tamam. Ne oldu? Gayet iyi anlaşıyoruz. Anlayış da gösteriyor. Odaya geliyor mu? Bakıyor mu size ne yapıyorsunuz Tabii. O bana bayağı destek oluyor destek şimdi. Destek oluyor değil mi? Bak ne güzel ya. Esasında eşlerin birbirine desteği çok önemli. Tabii. Ama hani evde de böyle hani kurslara katılamayanlar da olabilir. Çünkü vakit uygun değildir. Tabii. Bir şey değildir. Burada gelsinler. Tekniği öğrensinler. Kesinlikle. Eve gitsinler. Evde bir odalarını ne güzel Ömer Bey gibi bir odasını atölyeye çevirip orada vakitlerini öyle şekilde değerlendirebilirler de değil mi? Kesinlikle ama teknik öyle. Öğrenmek teknik lazım. Teknik şart. Hani tekniği bilmeden zaten bu işi yapamazsınız. Sadece karalarsınız. Hmm. Çünkü bunun gölge ışığı var. Değil mi? Tabii. Şimdi göreceğiz. Yaptığınız boyuta göre tabii. Evet biraz sonra. O yüzden yani bunun tekniği şart. Şimdi teknikte zaten hocamız tekniğin hani aynı zamanda resimle de ilgilendiği için Ömer Bey tekniği de biliyor. Tabii. Tekniği bilme. Herkes esaslı bir resim dersi alması gerekiyor değil mi bence? Mutlaka. Yani esaslı bu kurslara başlamadan önce bir resim bilgisi size veriyorsunuz tabii, ama kesinlikle. Hani ayrı da böyle bir resim dersi de alınabilir diye düşünüyorum. Aslında şöyle eğer resim dersi kökünde varsa yakma yapması daha kolay. Daha kolay. Çünkü şimdi yakmayı eline aldığı zaman birincisi korkuyor. İkincisi yakıyor. Ahşap tabii. Deliniyor. Aynen. Ve bu sefer hevesi gidiyor. Gider. Ama ilk etapta resmi biliyorsa daha kolaydır. Tabii. Her şeyin tekniğini bilmek lazım. Şimdi ben de mesela çizimi yapıyorum. Stilistim aynı zamanda ama çok resim güzel. Tekniğini öğrenince resim dersleri de alıyorum şu anda. Sağ olsun bir arkadaşımız bize resim dersleri de veriyor. Ama böyle onları da almak lazım. Resim öğretmenlerimizden de Tarkan Bey'e de buradan sevgilerim. Gönül bu da bana resim dersleri veriyor sağ olsun. Tarkan Köylü de öyle. Şimdi o zaman reklama gidiyoruz sanırım değil mi? Reklama gidelim. Reklamlardan sonra bu sefer ahşap yakmayla gelelim ki ahşap yakmada bakalım neler var onları göreceğiz. Şimdi Ömer Bey neler yapıyor biz de merak ediyoruz. Şimdi biraz da ahşap yakma üstüne devam edecek efendim programımız. O zaman reklamlar diyoruz. Reklamlardan sonra biz izlemeye devam edin. Evet, biz büyüdükçe siz de büyüyorsunuz bizimle beraber. Stüdyolarımız büyüdü ama bakar mısınız
resmen sergi oldu. Zaten bizim sergiye gitmemize gerek yok. Valla biz Kanal V'de Deryacı programında sergi açtık. Efendim buraya gelebilirsiniz. Burada Döşemealtı Halk Eğitim Merkezi'nin birbirinden güzel gene ahşap yakma sanatı, yine kabak sanatıyla yaptıkları çalışmaları görebilirsiniz efendim. Sergimizi açalım artık. Kesinlikle. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hadi bakalım. Şimdi bugün yakma geldi. Ahşap yakmayı da konuşacağız biraz sonra. Gerçekten bunlar çok güzel. Bunlar şimdi Ömer Bey. Hangileri sizin eserleriniz var mı böyle? O kadar çok var. Şimdi evet. Göremiyorsunuz. Hep siz de göremiyorsunuz. Aa. Ömer Biliyorum. Bey'im var. Diğer kursiyerlerimin var. Karışık. Kursiyerlerden evet. Getirdim. Şu anda öncelikle atamızı bir saygıyla evet. anarak bir Kesinlikle. Başlayalım. Şöyle bir Gökhan'cığım şu Atatürk'ümüzü böyle bir yine harf devrimiyle ilgili yaptığı güzel evet, bir kesinlikle öyle. Şeyimiz var. Görsel hazırlamışsınız. Türk bayrağımız yine orada. Evet. Evet. Atatürk'ü alalım. Atamızı. Evet. Şimdi geliyor. Değil mi? Evet, evet geldi bakalım. Görüyor musunuz? Ne güzel bir görsel bu da. Kitaplarda da çok vardı biz okuma tabii. döneminde özellikle devrimle yine kalkla ilgili yapılan çalışma. Hepsini böyle görmüştük. Bu görseller bize çok yakın ama size ne güzel. Burada da şöyle bir teknik uygulamışsınız. Şimdi görüyorum rölyef tekniği de tabii var. Tabii 3 boyutlu. Değil mi? 3 boyutlu bir teknik evet. değil mi? Ha, ön diyoruz doğru yanlış bir şey söylemedim. Evet. Bu üzerine monte mi ettiniz atamızı? Evet. Üç boyutlu olarak evet Ömer Bey. Ömer Bey sizin çalışmanız mı bu? Tabii, evet. Ömer Bey. Evet. O zaman Ömer Bey. Atamızı tabii sevginizi şimdi orada, anlattınız. Tabii ki o büyük bir şey. Atamıza olan saygımız, sevgimiz. Üç boyutlu olarak atamızı biraz daha öne çıkarabilmek için çizdikten sonra onu kıl testeresiyle kesip. Onları siz mi yaptınız? Evet. Tekrar yapıştırıp ön plana aldık. Aa çok güzel olmuş. Bayrağımızı da tabii. sonradan yapıştırmışsınız. Evet. Yine onu da boyamışsınız. Evet. Vallahi muhteşem olmuş. Emeğinize sağlık. Şimdi burada o kadar güzel tablolar var ki Allah'ım hangi birinden? Şundan başlayayım. Şöyle başlayalım mı Gökhan'cığım? Şimdi bir hepsi birbirinden güzel zaten. Evet şöyle tek tek evet. Gökhan bunları geçerken. Ahşap yakmada da biz mesela karışık şeyleri uyguluyoruz. Yani üç boyutu da uyguluyoruz. Aynı kabakta mesela nasıl karma yapıyorsak. Ahşap yakmada da aynı teknikleri, tabii farklı teknikleri uygulayabiliyoruz. Dediğimiz gibi tekniği öğren, nerede uygularsan uygula. Aynen öyle. Önce tekniği Aynen öğren. Öyle. Mutlaka teknik. Burada da çok güzel gerçekten şeyler var. İnsan figürlerini daha çok kullanmışsınız gördüğüm evet. kadarıyla. Evet. Değil mi? Siz daha çok insan figürü seviyorsunuz herhalde Ömer Bey. Onu evet. anladım. İnsanı seviyorsunuz. Ama öyle canım. İnsan sevmeden olur mu? İnsan yani, sevmeyen bir insan. Yani, zaten tabii, ondan hayır gelmez o insandan. Kesinlikle öyle. Önce kesinlikle, insanı seveceğiz tabii. Değil mi? Özellikle bu ayda çok hayırlı bir ay. Tabii, bu ayda tabii. özellikle sevgimiz içimizdeki olan yani. O sevgimizi, Allah sevgimizi, insan sevgimizi daha da arttıralım. Tabii, daha çok kenetlenelim inşallah, birbirimize tabii. değil mi? Daha çok tabii, ihtiyacımız öyle. Var. Daha çok birbirimize ihtiyacımız var. Ama güzel bir ay Ramazan. Evet. Şimdi burada tekniklerden üzerinden böyle yaptığınız Hı-hı. çalışmaları görüyorsunuz. Şimdi Ömer Bey bir anlatın bakalım. Siz kendi yaptığınız çalışmayı anlatın. Bir. Şimdi ha, önce şöyle başlayalım isterseniz. Tamam. Bu resmimizi seçiyoruz. Seçtiniz. Şöyle bir evet. resmi görelim. Ben alabilir miyim o resmi? Buyurun. Ha, şöyle bir resim. Şuraya mı yapıyorum? Mehmet Bey resim çekiyor. Ha. Şöyle bir bu resimi. Şimdi evet. ne yapmış Ömer Bey? Alayım onu da Ömer Bey. Büyütüyoruz. Şöyle alalım. Ha tamam. Şimdi ahşabımızın üzerine. Hatta biraz da şekil vermişsiniz panoya çok da güzel. Tabii. Bakın bunun aynısını buraya evet. resmettiniz. Büyüterek çiziyoruz. Siz bunu yine karbon dizerle bunu. Evet. Tabii. O kağıtla oradan. Evet. Üzerinden. Çünkü yapmak da hani dediğim gibi ama resim dersi alırsanız bunu tabii, yapabilirsiniz. Tabii. Bakar mısınız? Böyle çok güzel bir şekilde üstünden geçmiş. Evet. evet. Şimdi ondan sonrasında tükenmez kalemle mi? Hayır. Karbonun Hayır. rengi karbonun kendi tamam, doğal rengi. Vallahi aynı güzel ne güzel birebir oturmuş. Şimdi bunun üzerinden tabii buradaki gölgeler var. Tabii ışık gölge. Tabii ışık gölge tabii. olayı. Onları yapmak. İster istemez. Evet. Yaptığınız tabii. şeyin üzerinden gösterin isterseniz bize biraz daha Ömer Bey. Bakın bu da bunun bir şeyidir.
Evet, onu da ben alayım. Şimdi şu anda yaptığı, mesela evet. Şimdi şu anda yaptığı çalışma Ömer Bey'in bu çalışma. Bakın şuradaki. Evet, orada mesela kendimiz arkadaki aynen. ağacı kendimiz monte ettik. Ha ağaç yok evet burada. Evet, resimde ağaç yok orijinalinde. Ama daha güzel olmuş. Evet. Ekleme de yapılabiliyor. Yani ay. Resme birebir bağlı kalmak değil. Tabii. Kendinizden tabii. de bir şeyler. Bunu böyle de yapabilirdiniz ama yani. Bence ağaç evet. figürü olayı bence daha da güzel. Tabii kesinlikle harika olur. Benim her zaman söylediğim şeydir. Mutlaka resme bağımlı kalmayın. Kendinizden yaratın. De tabii kendinizden bakın, de bir şeyler. Bakın işte onun tek olanı burada hazır bitmişi. Bakalım. Çocuk. Evet. Ha bu tek diye çalıştınız. Tabii. Bu da çok olarak, güzel olmuş evet. ama. Tek çocuk odalarında falan böyle ailelerin çok güzel tabii. kullanabilecekleri tabii. bir görsel olmuş. Evet. Peki bir şey bak söyleyeceğim. Bunlar hep aynı renk. Bunlar üzerine renk verebiliyor musunuz? Aslında biz şöyle hem medefede kullanabiliyoruz hem kavakta kullanabiliyoruz. Kavak biraz daha açık renk oluyor. Mesela akça ağaç falan oluyor mu? Hayır. Açık, sadece mesela bazı şeyler vardır böyle karışıktır. Ve orada gölgelendirme yaptığınızda renk daha farklı çıkar. Ha. Bunu da seçmek ağacın, tabii. Ağaç da çok seçmek önemli. Seçmek çok yani. Önemlidir tabii. Bu şu anda MDF mi? Bu MDF. Evet o MDF. MDF'lerde daha iyi çıkıyor zaman çalışmalar mı? MDF'de de çok güzel çıkıyor. Kavakta da çok kavakta. Güzel. Fakat kavak biraz daha şeydir. Bir de kavak bulmak da zor herhalde mi? Aslında şöyle yani hani bulunabiliyor. Hmm. Ama MDF'de çalışmak daha rahattır. Daha güzeldir rahat. Tabii. Yani teknik olarak daha farklıdır. Anladım. Çok kavakta kalemimizi kavak tam... Burada? Kavak var. Şurada yaşlı nene dedenin olduğu dur, bir... Dur geldik geldik. Ben i̇şte. Şöyle vereyim. Ay buna ben bayıldım evet. zaten. Şunun güzelliklerine bakar mısınız? Ay tonton bir tane dedemiz bir. Şimdi şeyden de ilham alıyoruz. Şimdi ben ayrıyeten döşeme altı halka eğitimine bağlı olarak huzur evinde de ders veriyorum yakma olarak. Hı hı. Oradaki yaşlarımız muhteşem yapıyorlar. Çok yetenekliler. Aa, vallahi tabii. Mı? Yani harika. Şu anda bunu yaşlar mı yapıyor? Tabii ergoterapide yaşlılarımızın yaptığı çok güzel şeyler var. Abla, onların bravo. İlgilendikleri yani hem demans hastalığına tabii. karşı, tabii Alzheimer hastalığına tabii. karşı onların mesela ergoterapide uğraş yaptıkları yer yani alanda. Fizik tedavi, eldeki kasların tabii yine çalışması sağlıyor. Ve o yüzden bu makineyi rahatlıkla kullanabiliyorlar. Tabii. Ay çok güzel. Bu dedeyle şeyimiz o zaman gerçek figürler bunlar. Bu da böyle bir, var mı böyle dedeyle? Yoksa bunu figürlerden resmettiniz. Evet. Bu arada huzur evlerinde de ne güzel evet, çalışmalar güzel, yapıyorsunuz. Tabii. Bu ağacımızın adı kavak. Kavak ağacı. Evet. Ha, kavak da demek ki böyle kavakta oluyor. Kavakta daha farklı duruyor. Mesela kavağın rengi daha açıktır. Hmm. Açık olduğu için resmin duruşu daha farklıdır. Daha evet MDF'de farklı. MDF'de daha farklıdır. Aynen, aynen. Yani çalışma alanınıza göre farklı. De değişiyor tabii. Farklı ama hepsi de uygulanabiliyor. Evet. Ki mesela onu söyleyeceğim, renk dedik oluyor mu dedik ki şurada bir tane tepsimiz var, onu da ben bir alayım. Tepsimize de renk uygulaması da yapmışsınız. Evet. Evet. Ona tabii ayrıyeten renk de karıştırıcı. Hani biraz evvel size demek istediğim boncuk gibi. Boncuk mu bunlar? Boncuk değil aslında. Ha, renk. O, evet. Boncuk onu, olabilir mi? Yapıştırma ama gerçi tepsi boncuk de yani şöyle o, tabii bardakların durması tabii, biraz tabii, daha sıkıntı farklıdır, sıkıntıdır. Bunu tablolara kullanabilirsiniz yani, o zaman boncuk. Mesela hani bütün her şeyi iç içe geçirebiliyoruz. Biz yakmada da her tekniği uygulayabiliyoruz. Kullandığımız yerde anladım. Tabii değişik şeyler uygulayabiliyoruz. Hepsi birbirine çok yani tabii, dediğim gibi tabii. anlattığınız üzere evet. tamamıyla yaratıcılık. Şimdi bir şey soracağım. Bunu yaparken gelmez ama değil mi buraya? Şey. Bir yaparken sizi bir şey yapalım. Yakından çekelim. Buyurun. Ben şöyle vereyim. Biraz daha böyle hı. kamera açısı alabiliriz değil mi onu? Hı. Bunu da vereyim ben size buyurun. Bir tekniği en azından görelim şöyle bir. Evet. Alabiliyoruz değil mi? Evet alınıyor. Hiçbir sıkıntı yok şu anda. Şimdi üstünden mesela bir yanlış yaptınız. Ne oluyor? Aslında normalde yandı artık geri evet. geliyor. Şimdi çok yanıklar var. O zaman dönüşü yoktur. Hmm. Hani çok yanık olduğu zaman bazen olur ki artık bırakırsınız. Ve ilk başlayan öğrenci mutlaka şunu söylemiştir. Hep duyayım. Hocam yok ben bunu yapamıyorum. Hocam yok bu olmayacak. Ama nasıl eli alışıyor, yapmaya başlıyor ve ondan sonra artık ben onu zaten tutamıyorum. Ya o kadar güzel ve daha güzel dur, şeyler şimdi çıkıyor. Şimdi Ömer Bey'e soralım bakalım. Şimdi öyle kurşun bir kalemde nasıl hata yaptığımızda siliyorsak, bunda da hata yaptığımızda ufak tefek hatalarımızı ufak zımparayla hatalara.
ah bulmuşlar var. Tabii. Evet. İlmini bulmuşsunuz. Ufak olanların dönüşümü var ama büyük olan mesela tuttuğun zaman gidemedi. Mesela hatta mesela siz de ilk başladığınızda gidemiyorsunuz. Ah bir korku vardır, böyle yanma korkusu vardı. Tabii. Onun dönüşümü olmuyor çünkü orada bir işaret mutlaka oluyor. Ama ufak tefek bir yanlışınız olduğu zaman onun dönüşümü olabiliyor tekrardan. Tabii. Çünkü kalemi kalem diyoruz ama tabii bu şeyin adı farklıdır herhalde. Ahşap yakma makinesi. Ahşap yakma makinesinde tutuş şeklimiz bile bakar mısınız? Tabii. Bizim şeyimizi etkiliyor. Ama çok da böyle kayar bir yapıda ama tabii ilk yapanlar için böyle bu kadar da kolay değil bir şey herhalde, değil mi? Aslında işte denemek lazım. O herkese göre değişiyor. Tabii. Şey, değil mi? Aynen. Yani. Aslında fazla bir zorluğu yok yani. Kalem tutan herkes. İşte Ömer Bey'e kolay geliyor. Ama Ömer Bey işin ilmini öğrenmiş ama için. Yaşamış mı acaba, öyle bir duygu yaşadınız mı? Yani böyle ama ben bunu yapamam falan dediniz oldu mu? Olmamış herhalde size. Yok. Asla. Olmamış ama öyle, yaşayanlar olabiliyor tabii. Tabii. Hemen pes edecek bir yapım yok yani. Siz böyle zaten yapı olarak da. Evet. Peki şimdi bir şey soracağım. Bu mesela böyle bir tabloyu size soralım Ömer Bey. Ne kadar bir süreçte tamamlıyorsunuz? Şimdi sürekli oturur çalışırsak 3 saat, 4 saat. 3 saat, 4 saat hiç kalkmazsam diyorsunuz. Tabii, hiç kalkmazsam bitirirsiniz. Vallahi güzel. Evet. Yani günde istersen 2-3 tablo bile yapılabilir. Tabii, hani böyle çok da sıkıcı olur yani 3 tablo ama 2 tablo bile çıkarabilirsiniz. Çıkarırsınız. Ama. Yani. Ama tabii bu büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişir. Yapacağınız işçiliğe göre değişir. Biraz daha şöyle çekelim, biraz daha alalım. Bir de bunu sevmek de önemli. Tabii. Evet, sevdiğiniz zaman bırakamıyorsunuz. Sevgi katıyorsun, değil mi? Oturduğun sabah kalkar kalkmaz hemen benim işim var deyip odanıza geçiyor musunuz böyle? Evet, tabii oluyor bazen. Böyle akşam bazen rüyalara... İş hastalığı vardır zaten bende. Aynen. Bitirmeden kesinlikle... Harikasın. Rahat uyuyamam. Ama öyle doğru. Aklıma geldi, şurası da eksik kalmasın. Evet. Şey gibi bir şey bu. Gerçekten insanın elinde bir geldi mi devam ediyor. Bu arada ay çok güzel. Bu da bana herhalde geldi. Harikasınız. Bu da yakma. Tabii. Evet, yakma. Da, her tarafı yakma olarak. Teşekkür ederim. Evet. Bir de şurada var. Deryacığımızı da alalım Mehmet Bey. Bir tane de büyük yapmıştım. Çok teşekkür ederim. Vallahi harikasınız. Evet. Ben de böyle bunu sizlere ana ana kullanacağım inşallah. Harika, çok teşekkür ederiz. Evet. Deryaca. Evet. Ay ne güzel. Ve bir de mesela şeyi çok güzeldir. Aslında Döşemealtı Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Canat Bey'in de sayesinde sağ olsun. Hani bizler de tabii yani. Hem bir iş alanı hem bayanlarımıza, evde oturan bayanlarımıza da bir iş imkanı. İş imkanı. Mesela sergide satış olanlar oldu. Kendi evlerini tabii yani... En azından satınca kendileri bir para kazanmış. Tabii, çünkü ev hanımı tabii. Daha önce bir yerde çalışmamış. Aile bütçesine katkı oldu. Tabii kesinlikle öyle ve bu çok önemli. Hmm. Yani bunun için de ayrıyeten müdürümüze çok teşekkür ediyorum Canat Duru'ya. Bizlere de hem bu imkanı meslek sağladık. Kapısı. Tabii meslek kapısı. Harika, bunlar gerçekten hani evde oturup mesela dediğim gibi... Dışarıda çalışmada gerektiren hiçbir şey yok. Aynen. Ne güzel bir odasını Ömer bir atölye haline getirip yapmasa da olabilir. Bir köşede tabii, yani. Tabii. O imkanı olmayanlar da olabilir. Ama evde 3 saatini geçirerek bile bir ürünü alıp bunu satışa sunabilir. Kesinlikle ve bundan öyle. Da para kazanabilir. Ve o bir mutluluk. Ya bu emekle kazanılan para, şu şöyle alnının teriyle kazanılan para kadar kesinlikle. Güzel bir şey var mı? Hani ben hep onu söylerim gerçekten. Emekle hiçbir şey, para değeri ölçülemez zaten. Evet. Çünkü bir emek veriyorsun buraya, geliyorsun, kesinlikle emek veriyorsun, öyle. Uğraşıyorsun. Evet. Kolay bir şey değil yani. O yüzden Allah emeklerinizi böyle bol etsin, güzel sonuçlar versin inşallah. İnşallah. Bayağı şeyde de sergide de satışlarımız oldu tabii, mu? Tabii sergide oldu satışlarımız ve bu da tabii ki çok yine de ama buradan mesela satın almak isteyenler olursa da Döşemealtı Halk Eğitim Merkezi, Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi, yine AKMEK gibi merkezlere gidip de orada alabilirler. Çünkü zaten bayanlarımız hem dışarıya göre olsun, daha uygundur fiyatlar değil tabii, mi? Tabii. Hem uygun hem de onlara da bir katkı, destektir bu. Yani kadın girişimciler için olsun, kadın evde yapılan bayanlarımız için olsun. Hı hı. Onlar en azından evlerinde hani bunları yapıp da evlerine bir katkı. Aynen. O çok önemlidir. Hani hepimizin bir onlara destek olmamız da çok önemli. Tabii birbirimize de tabii, destek olmamız tabii, lazım. Kesinlikle o çok şurada önemli. Şurada bir iki tane daha figürümüz var. Onları da almak istiyorum. Tamam.
dediğimiz düştü. Düştü, onu alalım sonra. Hı-hı. Şimdi bakın, bu da çok güzel olmuş. Burada da bir manzara. Bunda mı siz yaptınız şu üstteki şeyi, bir çerçeveyi? Çerçeve hazır. Hazır. O çerçeve tamam, hazır. Tamam. Evet. Şöyle gösterelim. Evet. Burada da bir manzara evet. var. Manzara da yani karşıdan şöyle bakarsan hiç ahşap yakma gibi değil, değil mi? Yani kadar evet. gerçek duruyor böyle bir. Sanki manzara içindesin. Evet. Çok güzel olmuş. Şöyle üstüne de bakarsan. Hı-hı. Bunun üzerlerine dikkat ediyorum. Hiçbirine cam yok. Evet, yok. Peki bunların temizliği zor mu? Aslında evet. yok, zor değil. Yani silebiliyorsunuz. Evet. Çünkü zaten vernik atalım. Bir cam da yapılabilir mi? Aslında olabilir. Hani düşünülebilir. Neden olabilir? Olabilir de gerek yani, yok. Vernik var üzerinde. Vernik olduğu yani. İçin hiç gerek yok. Olmuyor. Tabii. Ha, bir daha cama gerek yok. Şimdi yani üzerinde bunun tutkal var. Hı. Önce tutkal hı. atıyoruz. Herhangi bir şey yok, yok, silinme. Etkilenmez. Silmeyle kesinlikle. Silinmede bir herhangi bir yerini bozulmasın. Hayır, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmuyor. Yok. Olmuyor. Tamam. Rahatlıkla kullanılabiliyor, çok silinebiliyor. Hı-hı. Sorun olmuyor. Burada bir de güzel böyle emekçi kadınlarımız evet. var. Böyle yufkalar aç. Ay olsa da yesek şöyle. Ay Allah'ım, bakar mısın yufkalar? Şimdi Ramazan da geldi ya. Artık harıların evet. böyle ne güzel. Kadınlarımız böyle hazırlıklar yapıyorlardır. Bugün ilk iftarımızı da açacağız. Böyle bakar mısın? Ne güzel olmuşlar. Ay harika. Tam böyle bir köy. Köyümüze evet, gitmiş gibi olduk. Güzel. Evet. Yaparken içine giriyorsun zaten, yaşıyorsun. Yani. Onu da söyleyecektim. Gerçekten hani işin içinde olmak farklı ama böyle işin içine yaşamak tabii, farklı. Kesinlikle öyle. Onu resmi yaparken zaman. Yaşıyorsun yani. Onu. Şimdi siz böyle bir o kızın evet, içerisindesiniz. Şimdi bunun böyle, dünyasındayım onun ben. Onun dünyasındasınız ama benim hep hayalimde öyle bir kız hep vardır. Böyle ağacın altında oturan bir kız çocuğu içimdedir hep, o benim. O kız çocuğu hiç büyümez. O da çok güzel olmuş evet. böyle. Ben şimdi birkaç deneyeyim dedim ama şimdi ben size oraya ulaşamayacağım. Başka bir zaman yapalım. Ben sizi bekliyorum o tamam, zaman. Tamam, başka bir zaman yapalım. İnşallah. İnşallah ben de güzel güzel böyle deneyimlerde kazanırız. Ama kesinlikle yaparsınız. Yaparız yani, yapılmayacak diye bir şey yok. Hayır. Yaparım, yaparım. İstemek yeterli. Yani mesela bu böyle bir şeyin bir hediyesi zaten paha biçilemez. Ben çok teşekkür ederim ama sevdiğin birine onun belki bir ismini yazmak, onun sevdiği bir figürü yapıp göndermek. Yani onu bence hayatının en güzel dönemlerinde hep kullanırken onu hatırlamaktır yani. En önemlisi de el emeğiyle yaptığınız bir şeydir. Yani bir şeyi satın alırsınız, mutlaka alırsınız ama el emeğiyle yapılan bir hediye bence paha biçilemez diye düşünüyorum. Kesinlikle paha biçilemez. Bence bu kurslara gelsinler. Kesinlikle bekliyoruz. Tabii, ama şimdi tabii. kurslarımız artık yeni dönemde tabii. açılacak. Evet, Eylül gibi. Ramazan'dan sonra bitiyor. Bitiyor. Artık yavaş yavaş kurslarımız bitiyor. Evet. Eylül döneminde tekrar Eylül'de yeni dönem başlayacak. Artık yaz bittikten sonra. Çünkü yazın burada gerçekten hem sıcakta da çok zor zaten. Evet. Antalya gibi bir yerde yaşıyoruz. Hem sıcak içinde kurslara gelmek zor. Ama orada özellikle kurs yerleri gençlerimiz gelsin. Genç doğru. arkadaşlar gelsin. Evet. Genç ve genç kalanlar. Evet. Gençler hiç ama çok güzel bir şey söyledi Ömer tabii. Bey. Gençlerimiz hani iş bulamayanlar, evet, iş alanı, tabii ki iş kapısı. Yani bunları rahatlıkla mesela artık belli bir süre sonra kendilerini geliştirip şeye başlayabilirler. Artık mesela bir tuval yapıp onu satabilirler, parasını kazanabilirler. Bir tepsi yapabilirler, onu satabilirler. Kendilerine aslında bir iş anladım. İmkanı. İş imkanı tabii. Yani mesela bazen atanamayan maalesef buradan öğretmenlerimiz de çok fazla. Tabii. Evet. Hani o bekleme süreci de esasında keşke bütün öğretmenlerimiz atansa. Keşke bütün öğretmenlerimiz yurdun birçok yerinde mesleklerine başlasa. Onları ben çok iyi anlıyorum. Yürekten hissediyoruz onların duygularını ama o arada süreçte bile beklemesinler, gelsinler, sizden evet. yanınızda hem vakit geçirsinler evet, hem de kafalarını evet. biraz daha dağıtsınlar değil mi? Kesinlikle gelebilirler. Öyle. Gençler dediniz tabii. zaten, yeni mezunlar evet. olabilir. Ama kızlar ya tamam, biz şimdi hobi olarak çalışıyoruz, uğraşıyoruz ama evet. onlar kendilerine geçim kaynağı geçim yapabilirler kaynağı, yani. Tabii. Peki mesela şey olsaydı hayatınızın bir döneminde şimdi girdi bu bir şekilde evet. ama tabii. hani böyle hiç düşündünüz mü? Gençken ben bunu acaba yapsaydım başka bir şeyler yapardım diye düşündünüz oldu. Ya tabii ki ister istemez mesela daha neler tabelacı yapayım? Olmasaydım belki ha. bunu öğrenmiş olsaydım bunu devam ederdim. Ha. Yani ama evet. içinizde böyle bir şey kalmadı en azından. Tabii ki şu tabii. Şu anda bunu da yapmış olduk yani.
Ama mesleğinizin bir devamı. Tabii kesinlikle aynen. Evet. Devamı. Siz ama yaptığınız modül olarak ahşap yakma, evet. Ve kabak süsleme. Kabak süsleme. Sizin yaptığınız bu. Evet. Ay bu da çok güzel. Evet. Bu da bakar mısınız? Gıdık gıdık böyle buradaki değişik. Yumurtalarla evet. Da. Evet çok güzel. O zaman yavaş yavaş herhalde biraz sonra reklama gideceğiz. İkinci bölümde bu sefer bugün tasarım sanat günü çok diyoruz. Güzel. Bu sefer tırnaklarımız çok çok güzel. Bizim evet, tırnak bakımlarımız güzel. Var. Yine güzel bakımlarımız da. Harika. İkinci bölümde yine devam edeceğiz. Evet. O zaman reklama gidelim mi? Yavaş yavaş. Tamam. Hadi bakalım. O zaman böyle gidelim. Tamam. Size de efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Buradan da Şemalta Halk Eğitim Merkezi'ne herkese sevgiler, kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. O zaman şöyle benim tavuğumla beraber size efendim reklamlar. Derya Hoca'yla devam ediyoruz efendim. İkinci bölümde yine iki güzel konuğum, güzellik var bugün. El ve ayak güzelliğini konuşacağız. Evet. Efendim bu ellerimin güzelliği, ayaklarımı gösteremiyorum ama ayaklarımın güzelliğini efendim sevgili Aysel ve İrina'ya da borçluyum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, hoş geldiniz. İyi ki siz varsınız, hoş bulduk. Ne güzel böyle biz size geliyoruz, siz bize geliyorsunuz değil mi? Evet, komşu. Aysel. Anastasia Şener. Evet. Bugün protez tırnak uygulayıcısı diye yazmış ama tabii bugün el ve ayak bakımı hepsi bir arada tabii tırnak, ayak, bakım, el derken hepsi bir arada konuşacağız. Tabii şöyle biraz daha hani evde yapabilecekleri bir uygulamamız var. Neler yapabilirler? Ekstradan nasıl tırnaklarını güzelleştirebilirler? Harika. Onu konuşacağız. Çünkü bakım çok önemli. Evet. Şimdi gerçekten bir kadının bence hani kadın erkek diyelim ayırmayalım ama kadınlar tabii tırnaklar biraz daha ön planda olduğu için ben dikkat ediyorum yani ellerine bakarım birinin. Yani nasıl elleri güzel erkeklerin de öyle bakıyoruz yani ister istemez tabii sağlıklı bakıyoruz. Sağlıklı olması gerekiyor. Sağlıklı baştan. Olması gerekiyor çünkü hijyen olması gerekiyor. Çünkü eller bizim gerçekten hayatımızın bir parçası zaten olmazsa. Onunla konuşuyoruz. Onunla konuşuyoruz harika güzel bir şey söyledin. O yüzden eller çok önemli. İrina'cığım sen de hoş geldin. Hoş bulduk. İrina, Tunç bugün yine bizlerle. İrina bir süre Ukrayna'daydı değil mi? Özledik onu. Evet. Ne güzel geldi. Böyle bu hafta zaten böyle diyorum. Pazartesi böyle Azerbaycan, Salı günü Rusya, siz Ukrayna. International çalışıyoruz. Antalya'da özellikle international çalışıyoruz. Herhalde yarın da Hasan'ın programı varmış. Miss Turkey bu sefer değil mi? Bir yarışma programı var. Bu sefer değil. Ay cuma günüymüş pardon cuma günü bu sefer de güzeller gelecek. Oo biz böyle var ya Kanal Bey olarak bütün milletlere açığız diyoruz. Ne kadar güzel bir şey ya. Tabii sizler Türkiye'de yaşıyoruz artık Türk vatandaşı oldunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi gerçekten hani tırnaklarımızla biraz önce ellere geçeceğiz biraz sonra. Ama tabii ki tırnaklarda da artık böyle çok güzel şeyler var. Şimdi bu hafta biz böyle ay kıyafetime doydu. Nar çiçeği yaptık evet. Değil mi? Bugün böyle kıyafetimde de nar çiçeği oldu. Bu sene trendler öyle mi? Tabii başladı artık. Neon renkler böyle cırt beyaz renkler yaz, onlar başladı yaz artık. Yaz böyle evet. Geliyor yavaş yavaş artık böyle değil mi? O şeylerimiz böyle geldi ve o içimiz kıpır kıpır. Şimdi evet, biz çok anlatmadan geçemeyeceğim. Şimdi İrina sağ olsun o da bana yapıyor ama Aysel'le biz böyle şimdi ben biraz böyle çok beraber renkliyim. Aysel'le böyle bazen bir savaş veriyoruz. Şimdi diyorum ki şurasına da bir şey yapalım. Şuna da ya Derya Hanım bak böyle iyi işte. Yok hayır ben şurası da renkli olsun. Ben böyle rengarenk değil mi? İrina da şahit oluyor. Yaptırabildiğim kadar böyle taş koyalım. Şunu yapalım. Ama koç ve aslan kadınıyım. Ne yapayım yani? Ama o da beni kırmıyor sağ olsun. O güzel güzel böyle yetenekli elleriyle de çok güzel şeyler yapıyor sağ olsun. Şimdi tabii tek el değil ayaklarımız da aynı şekilde bakımlı olmalı. Öncelikle şunu
bir soralım bakalım size, öncelikle onu bir öğrenelim. Şimdi el ve ayak bakımı deyince neleri anlamalıyız öncelikle? Yani bizim yapmamız gereken belli bakımlar var mı? Haftalık bakımlar, günlük bakımlar, aylık bakımlarımız var mı? Aslında bu şekilde sınırlandırmıyoruz. Herkesin vaktine göre. Vaktine göre. Varsa her gün uygulayın. Hiçbir zararı olmaz. Sonuçta bakım bu. Hani belirli derecede uyguluyorsunuz. Tırnak eti ve parmaklarımız buna dahil. Elimiz de buna dahil aslında. Çünkü bütün derilerimiz çatlıyor, kuruyabiliyor, hava değişimine uğrayabiliyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde çok fazla yıpranma oluyor. Hem etlerde hem tırnaklarda. Anladım. Daha çok kırılmaları yaşıyor. O yüzden sürekli bakım yapılması gerekiyor. Bir de ellerimiz dedik ya, yani çok hani sürekli ellerimizle bir şeyleri kullanıyoruz. Yani hijyen çok önemli. Bakteriler tabii, temizliği çok önemli. Evet. Üzerinde bir takım bakteriler de yaşıyor. Onları da temizlemek çok önemli. Şimdi biraz sonra geleceğiz. Bir bakım kürü yapacağız. Evet. Ama bu bakım kürü hiç çok pahalı, böyle para harcamanızı gerektiren bir şey değil. Herkesin evde bulunan şeyler. Evde uygulamanız gereken ufak bir bakım ve kolay. Herkesin yapabileceği, bir şey. Ay, bana mı yapacaksınız yoksa? Evet. Ay, ne güzel valla. Ellerim şimdi bakımlı olacak. Tamam. Ben biraz sonra hazırlanayım. Malzemeler gelmiş böyle. Evet. Irina şimdi biraz sonra yapacak. Irina ne güzel olmuş. Tırnaklarına bakayım şöyle. Kim yaptı? Oo, şöyle kameraya göster. Gökhan'cığım. Aysel mi yaptı? Tabii ki. Yok. Başka kimsesin değil mi? Şimdi Irina ile Aysel zaten çok güzel iki dostlar. Ama onların aralarındaki iletişime ben bayılıyorum. Birbirleriyle de çok iyi anlaşıyorlar. Değil mi? Evet. İş ayrı, arkadaşlık ayrı. Şu anda tamamen Irina Hanım, Aysel Hanım modundayız. Buradan çıktıktan sonra iş şu anda kardeşim işle, gibi. Evet, bir de program içerisindeyiz. Aynen o şekilde. Ama güzel bir şey. Irina tabii bu hayata daha yeni, biraz daha yeni size göre. Ama bir önceki programa göre çok fazla değişim var. Var canım. En son ayaklarımızı da bakımını yaptık. Ayak tırnaklarımızı da, el tırnaklarımızın bir devamı oldu zaten. Evet. Çok da güzel yaptı. Emeğine sağlık. Ukrayna nasıldı bu arada? Çok güzel. Çok güzeldi. Ama Türkiye'yi mi daha çok mu özledin? Evet. Burada aile zaten. Çocuk, kocam. Aile burada, çocuk burada. Bu i̇ş. İş burada. Aysel burada. İlk önce Kayseri burada. İlk önce aile. İlk önce iş burada. Evet. Orada da kadınlar bakımlı mı peki? Evet, çok. Ya orada mesela daha mı çok uygulamalar? Onu merak ediyorum. Hani kadınlarımız böyle, çünkü daha çok böyle bakıyoruz. Hani Rusya'dan daha çok, oralardan daha çok geliyorlar. Hani yapanlar da, ustalarımız da onlar böyle daha çok, bilmiyorum. Ben daha çok beğeniyorum. Aslında Türkiye'de daha çok esasında yeni. Yeni başlıyor. Daha yeni yeni insanlar alışmaya başlıyor. Alışkanlık haline getirmek önemli. Valla ben 4-5 yıldır sürekli kullanıyorum. Ama hani şu 1-2 senedir değil mi daha çok? Evet şimdi. Daha yeni yeni başlıyor. Ama Ukrayna'da olsun, Rusya'da olsun, orada daha mı çok önceler? Evet, daha çok önceki ve el bakım çok önemli orada. Zaten şimdi eksik var Ukrayna. Şimdi de kışın eksik var. El çok kuruyor. Soğukta. Havada soğuk. Havada soğuk. Çok kuru olunca onun için daha çok önemli. Anladım. Daha çok önemli. Evet. Ve bizim deniz tarafta, benim tarafta nerede ben oturuyorum, nerede benim anne oturuyor, benim deniz yok. Hava kuru, tabii, kuru hava, onun için biraz daha çok kuruyor. Doğru. Biz Antalya'da şanslıyız o zaman değil mi? Evet. Yani yerimiz benim var. Cildim kuru gerçi ama hani normalde, bir de ben herhalde Ukrayna'da falan yaşasam böyle şey gibi kalırdım, kupkuru böyle. Çatlarız artık. Çatlardım herhalde. Allah'tan Antalya'da yaşıyorum ki bu kadar kuru cildi, ancak Antalya beni herhalde kurtarır. Ama şimdi zaten bu bakımla peki daha uzun süre nem olayını mı sağlayacak? Amaç ne burada daha çok? Amaç nem sağlamak, hücreleri yenilemek, bütün tırnak etleri, hücreleri beslemek. Anladım. Şimdi peki şeyimiz hazır herhalde değil mi Hasan'cığım? Malzemeleri sayacağız şimdi biraz.
Tamam, biraz sonra o zaman malzemeleri sayacağız. Biraz sonra geçeceğiz. Biraz daha zamanı varmış. Ondan sonra bana böyle güzel güzel ellerimizi bakım yapacaksınız. El bakımında böyle şey de güzel oluyor. Böyle ele masaj da yapmış oluyorsun. Çünkü eldeki kan bulaşımı da değil mi? Sağlanıyor. Tabii. Yani baş ağrısı bile ele bağlı. Ele tabii. Masaj yapıldığı zaman baş ağrısı geçiyor. Bütün noktalar aynı. Ayak ve elde evet uç tabii. Kısımlarda. Yani akupunktur noktaları hatta evet, elden evet. Uyguluyorlar değil mi? Ayaktan uygulanan noktalar var. O yüzden aynı zamanda şey yapıyoruz. Peki bunda şey var mı? Çocuklara da yapılabiliyor mu bu bakım? Onu merak ettim. Tabii yapılabilir. Özellikle bu 4-5 çağlarında yemek yemekten kesiliyorlar. Çok fazla besin almıyorlar genellikle. Ve tırnak soyulması, kalsiyum eksikliği bile olabilir. Ne kadar süt içerse içsin. Yemekleri az yiyorlar. Çünkü tam büyüme döneminde, geçiş dönemi olduğu doğru. için uygulanabilir. Hiçbir zararı yok. Zaten dediğim gibi her evde bulunan şeylerden. Kolay malzemeler. Kolay biraz malzemeler. Sonra malzemeleri göreceğiz zaten. Geçeceğiz. Biraz sonra onları göreceğiz. Şimdi esasında hani çocuklar dedik. Birden böyle hani bizim hayatımızın bir parçası zaten çocuklar. Sizin de çok güzel çocuklarınız var. Allah uzun ömürler varsa. Bir de çocuklarımız hani ellerini çok ağızlarına götürüyorlar. Değil mi? En çok hastalıklar da oradan geliyor. O yüzden onların el bakımları da bence evet. Çok önemli. Yani. Bir de dezenfektanlar çok fazla kurutur cilde. Sürekli bu işte özel sabunlar. Aslında yıkanabilir ama daha sonrasında bu bakımı yapsınlar. Hiçbir kimyasal yok içinde. O yüzden hiçbir yani ağzına götürse bile bir zararı olmaz. Sıkıntı yok. Protez tırnak varken yokken küçük büyük yaşlı. Herkes uygulayabilir. Herkes uygulayabilir bunu. Şimdi manikür de hani biz artık manikür yaptırmıyoruz. Artık çünkü gerçekten bu protez tırnak uygulamasından sonra artık manikür rafa kalktı diyorum ama manikür şöyle esasında manikür siz gene yapıyorsunuz ama kuru manikür değil mi? Evet. Peki çok kuru ıslak manikürle ıslak manikür arasındaki fark nedir? Şimdi ıslak manikürde daha çok mikrop kapma olasılığı var. Islanıyor, şişiyor o etler. Kesiliyor. Hani çok sağlıklı bulmuyoruz artık. Değil doğru. Hani kuru bir şekilde yapıldığı zaman daha az çıkıyor etler ve tamamen almıyoruz oraya. Tamamen sıfırlamıyoruz. Yani sizi rahatsız etmeyecek derecede temizliyoruz bunu. Siz görmüyorsunuz zaten aradaki farkı. Anladım. Ve daha sağlıklı daha oluyor. Sağlıklı oluyor. Aynen öyle. Şimdi artık yavaş yavaş şimdi kuru manikür artık böyle hani insanlar alışamadılar kuru maniküre. Sanki manikür yapmış gibi de gelmiyor insanlara. Gelmiyor. Ama doğrusu da hani diyorsunuz ki kuru manikür. Özellikle erkekler manikür tercih ediyorlar zaten. Erkekler için de çok güzel bir uygulama değil mi? Evet. Kuru manikür. Ve bu şekilde eğer bu kürü yapıp uygularlarsa banyodan sonra da tırnak etlerini ittirirlerse biraz belki hiç maniküre bile kuru ev bile kalmayacak gerek. Yani bu uygulamayla şunu da anlatıyorsunuz. Bundan sonra diyorsunuz ki artık yeniden maniküre bile gerek yok. Gerek yok. Hiç gerek yok diyorsunuz. Harika. Artık el bakımlarımızda manikür bile yaptırmadan devam edebiliriz hayatımızda. Tabii ki herkes yaptırmak zorunda değil sonuçta. Yani isteyen normal kendi tırnağını da kullanabilir ama sağlıklı olmak zorunda. Tabii. O yüzden bir bakım olması gerekiyor. Bakım olması gerekiyor. Bakım her zaman için önemli. Bugün sadece el ve ayak üzerinden yine konuşacağız. Aynen değil mi? Öyle. Ayak bakımları da yine aynı. Ayak bakımlarımızı da konuşacağız. Ayaklar özellikle kışın bence daha çok önemli. Kışın kapalı kalıyorlar değil mi? Kapalı ortamda. Hani yazın daha rahat bence. Yazın da şöyle çok fazla nem olduğu için havuz, deniz vesaire bunlardan dolayı enfeksiyon buluşabilir. O da enfeksiyon oluyor değil mi? Bir de şimdi tırnaklarımızda maalesef bir mantar enfeksiyon durumu da söz konusu olabiliyor evet. Değil mi? Mesela bu uygulamalarda biraz hijyen olayına da girelim. Hani biraz daha böyle tırnak mantarı olanlarda bu uygulama yapıyor musunuz? Protez tırnağı yapıyor musunuz? Genellikle yapılmıyor. Ellerde özellikle çok nadir mantar olayı oluyor. Hı-hı. Genellikle darbelerden oluyor. Çünkü hepimizin vücudunda aynen. Mantar hücreleri var. Var tabii. Herhangi bir darbede ya da sert bir cisimle tırnağın altında battığında mantar üremesi yapabiliyor. Evet. Önemli olan bunu
bir sonraki hani ikinci böyle yapacağımız kürü uygulayabilirler. Ha. İkinci bir kür daha hazırlayacağız. Orada mantar, bu sefer mantar önleyici, enfeksiyon için. Tabii. Ha, tamam. Mantar önleyici bir süper. Bak bu çok iyi. Yani çünkü yaz aylarında dediğiniz gibi nemden dolayı mantar enfeksiyonu daha çok oluşuyor. Bir de havuz mevsimi açıldı. Ah, şu havuzlar var ya, hiç sağlıklı değil esasında ama maalesef de vazgeçemiyoruz. Deniz en sağlıklısı. En sağlıklısı. Tuzlu su da mantar zaten olmuyor. Evet. Tuzlu su gerçek, hatta olanı bile kurutuyor tuzlu su. Ama biz böyle havuzu da seviyoruz. Ama o klorun, o şeyin etkisiyle de bir de o tabii çıplak ayakla yürüdüğümüz zeminlerde. Ne kadar temizleniyor o önemli, otellerde. Değil mi? Ancak öyle. Öyle olunca da maalesef mantar enfeksiyonu kaçınılmaz oluyor. Çocuklarımızda bile evet olabiliyor. Değil mi? Değil mi oluyor? Maalesef. Hazır mıyız? Hasan'cığım geldi mi şeyler? Ahmetciğim hazırladın mı bize? Allah. Tamam peki. Kaç dakikamız var reklama? Tamam. O zaman ikinci ara yapalım biz bunu. Çünkü şey vakit ikinci ara şeyleri yapalım. Tamam. Malzemeleri çünkü hazırlayın onu vereceğiz. Biraz geç kaldık okay malzemelerimizi. Biraz daha o zaman konuşalım. Buyurun. Bu mantarlardan hani oluştuğu zaman ne yapmamız gerekiyor? Evet biraz onlardan devam. İkinci bölüm uygulamalara geçelim. İkinci bölüm uygulamaya geçelim. El, ayak. Ayaklarda daha çok oluyor mantar. Evet. Mantar olduğu zaman kesinlikle nemli olmaması gerekiyor. Tırnak ve et birbirine ayrılıyor. Arada bir boşluk oluşuyor. O boşlukta eğer nem ve hava kalırsa, sürekli kapalı durursa orada bir mikrop üremesi yapılabilir. Anladım. Yani tırnağın altında herhangi nem üremesi, evet. Hı. Nemden dolayı virüs veya enfeksiyon, bakteri üremesi olabilir. Sürekli evet kuru, temiz tutmamız gerekiyor. Hı hı. Onu dezenfekte edeceğiz, ona bakacağız. Dipten keseceğiz. Tırnağı keserken köşelerini alacağız. Hı. Çünkü batık olursa o da bir enfeksiyon oluşturabilir. O da oluşturabilir. Tabii. Çünkü tırnak ete doğru büyümeye başlayacak. Ha, doğru. O da bir başka. Sürekli bunları kesmek çok çözüm değil. Sürekli büyüyecekler. Önemli olan düzgün tırnağı kesmek. Doğru. Şimdi tırnak batmaları da çok fazla zaten. Tabii. Değil mi? Ayakkabılardan. Ayakkabılardan. Yani ayaklarımız gerçekten o kadar çok esasında travmaya maruz kalıyor ki. Bir de bu dar ayakkabılar zaten o tırnakları böyle iyice birbirinin içerisine girmesine sebep oluyor. Tırnak renk değişimine bile uğrayabiliyorlar. Tırnakta renk değişiyor, batma evet oluyor ve inanılmaz da can acıtı bir şey. Ve erkeklerde daha çok yaşanıyor sanırım tırnak batmaları. Tırnak daha sert olduğu için eğer yanlış kesilirse direkt ete doğru büyüyor ve çıkarmak çok daha zor oluyor. Onları da yapıyor musun tırnak batmalarını da yine? Yok, ona girmiyoruz. Ha. Çünkü onun biraz daha hani daha klinik ortamında yapılması oluyor, gerekiyor. Değil mi? Sağlıksal boyutu var. O bizim daha dış hani yüzeysel. Tırnak batmasını engelleyici esasında aynen çalışmalar aynen yapıyorsunuz. Her şeyden önce o çok daha güzel bir şey. Hani olmamasını öneriyoruz. Ya da ama olduktan sonra da neler yapılabileceğini öneriyoruz. Bunlarda peki bazen de tırnaklar böyle çok şey yapmıyor değil mi? Uzamıyor. O da bir hastalık ya da renk değiştirmesi diyelim. Vitaminden dolayı olabiliyor. Mesela daha mor bir tırnaksa, daha böyle renk soluksa genellikle vitamin eksikliğinden oluyor. Çinko, B12, demir eksikliğinden dolayı. Bunu ayrı ayrı bunlara baktırmak gerekiyor. Genellikle sadece demire bakıyorlar. Hı hı. Şimdi bu uygulamalar tabii işimiz bugün biraz daha bakım üstüne ama şimdi ben sağlık boyutu, bakım boyutunun üzerine de girelim. Mesela protez uygulamasını yaptıranlarda herhangi bir sağlık yönünden zararı var mı? Zararı yok çünkü yüzeysel çalışıyor dediğim gibi. Hani yani tırnak batığını bile etkilemiyor. Anladım. Üzerinde bir tabak oluşturuyoruz. Tırnağın hava almasını ya da herhangi bir şeyine zarar veriyor yok, mu? Yok, vermez. Çünkü tırnak ve diş hava alan bir yapı değildir zaten. Evet. Tırnağın dibi, tırnak etin olan kısmı. Dibi açık kalıyor zaten. Orası zaten açık kalıyor. Kapanırsa orası protez tırnağı da attırır. Tabii çünkü atar. Orası hava alıyor. Hava almadığı müddetçe zaten onu o şekilde yapıyorsunuz. Diplerden hava alıyor ve tırnak kendine istediği kadar yenileyebiliyor. Yenileyebiliyor. Hiçbir doğru zararı yok. Yani bir ara vermeleri gerektiren de bir şey yok. Yok. Değil mi? Tırnakta gerekmiyor. Ben kendi tırnaklarımı hatırlamıyorum zaten. Bazen hiç açtığınız zaman. Aha benim tırnağım. Evet bunlar benim tırnaklarım diyorum ama bu tırnaklar kendi tırnaklarımız üzerine sadece uygulamayı yapıyoruz. Tabii üzerine. Koruma tabakası gibi aynen, uzatabiliyoruz hem tırnaklarımızı da. O zaman reklama gidelim mi? Reklam geldi herhalde.
Tamam, reklamlardan sonra uygulamayla devam edeceğiz. Bakalım sevgili izleyenlerimiz, bizden ayrılmayın. Çünkü bakalım daha ucuz ve daha ekonomik diyelim şartlarda evlerinizde olan yine imkanlarınızla neler yapabilirsiniz? İkinci bölümde göreceğiz efendim, reklamlar. Ayrıca programıyla devam ediyoruz. Malzemelerimizi sayacağız şimdi iftar yemeği için. Vallahi bir yemek tarifi gibi olacak ama el ve ayak bakımlarımız için malzemeleri biraz sonra sayacağız ve bakımımızı yapacağız. Evet. Elimize bakım yapacağız. Biraz sonra Irina yapacak bize bakımı. Şimdi masajda o zaman... yapacak. Nasıl? Masajda yapacak. Ay, masajda yapacak. Bir dakika, o zaman İrina ile yerleri değiştirebilir miyiz acaba? Ben biraz daha geleceğim o zaman buraya. Şimdi önce isterseniz evde olan malzemelerden yapılabilecek şartlar ya da alabileceğimiz diyelim aktarlardan mı olacak? Siz isterseniz başlayın, neler bulmak istiyorsunuz? Şimdi öncelikle herkesin evde bulunan vazelin. Vazelin. En güzel nemlendiricimiz. Normal kremlerimiz her zaman cildimiz emiyor ama vazelin çok daha nemli kalıyor. Öncelikle bunu her zaman kullanmamız gereken. Diğeri Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağı. Ah, o var ya, uzak doğuda o kadar çok kullanılan bir malzeme ki. Hindistan cevizi. Şimdi vazelini koyuyoruz. Evet. Ne kadar koyuyoruz? Bir tatlı kaşığı yeterli oluyor. Aynen öyle. Evet, bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı vazelin. Normal eczanelerde ya da normal marketlerde alabileceğiniz herhangi bir işte ne bileyim kokulu mokulu olmasına gerek yok. Gül vazelini. Normal bir vazelin. Yeterli oluyor. Aynen öyle. Hindistan cevizi yağını ne kadar koyuyoruz? Onu da yarım tatlı kaşığı kadar koymamız yeterli olur. Yarım tatlı kaşığı da Hindistan cevizi yağı. Şimdi önce isterseniz malzemelerden yine devam edelim yaparak gerçekten. Şimdi o da tabii donan bir şey malzeme. Biraz İnsan daha yağlı. Şey kıvamında yani vazelin kadar vazelin koyu değil. Aynen. Biraz daha yumuşak ama donuyor. Kıvamında. Mesela yazında tabii, bakıyorsun tabii. Su gibi oluyor. Su gibi oluyor aynen öyle. Ama gerçekten Hindistan cevizi yağı kadınların bence kullanması gereken bir yağ. Dediğim gibi uzak doğuda o kadar çok kullanılıyor ki bir de orijinalini bulabilmek de çok önemli. Zaten donarak getiriliyorsa eğer bilin o ki, daha orijinal. Evet. Şimdi bunları bir karıştırıyoruz öncelikle. Önce karıştırıyoruz. Vazelinle Hindistan cevizi yağını. Bir tatlı kaşığı vazelin. Yarım tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı da Hindistan cevizini karıştırdık şimdi. Hindistan cevizi yağını karıştırıyoruz. Evet. İyice karıştırıyoruz. İyice birbirine yediriyoruz. Onlar zaten herhalde odanın sıcaklığı kıvamına gelince çok çabuk da karışabiliyor. Karışabiliyor. Şimdi bundan sonra yapılacak işlem limon yağı. Limon yağı. Evet, limon. Bildiğimiz limonu yapsak olmuyor değil mi? Limon. Olur ama limon yağı biraz daha yumuşak kıvamda olduğu için yumuşak. Kurutma yapmaz ha, çok fazla. Limon. Doğru, limon. Yani limon. Bazen ellerimize yapıyorum ya. Salata evet. Yapıyorum ya. Salatadan sonra şöyle elime ben hep sürerim limonu. Bilmiyorum çok kadın yapar mı? Arada bir yüzüme bile sürdüğüm olurdur böyle. Çok iyi. Esasında bir şey söyleyeyim mi? Yemek tabii ben çok fazla yemekle ilgilenemiyorum ama yemek yapan kadınların birçoğu bence yaptığı malzemelerimiz avokado. Avokado direkt yüzüme yaprakla şey cipte kalanları bence böyle. Ne var? Salatalık. Salatalık. En güzel gençleştirici. Vallahi öyle evet. Salatalık. Göz etrafına. Yani şimdi ya bir taraftan yemek yapıyoruz bir taraftan bir kalanlarını sürüyorsunuz. Ama öyle kapıyı falan açmayın. Evet devam edelim. Şimdi ne koyuyoruz içine? Limon yağını koyuyoruz. O ne kadar koyacağız? Onu da yarım tatlı, yarım tatlı kaşığı, kaşığı da koysak yeter. Koyduk. İyice karıştırıyoruz yine. Bu şekilde her malzemeden sonra karıştırırsak daha güzel tabii, kıvamını alır. Daha birbirine gidiyor şeyler. Homojen bir karışım oluyor. Karıştırdık. Şimdi en önemlisi. Esasında tahta kaşıkla yapmak daha mı sağlıklı bilmiyorum değil mi?
Tahta kaşık ya da porselen kaşık mı diyorlar? Evet. Değil mi? Birazcık metali çok fazla hani karıştırmak evet, istemiyorlar. Metal çünkü biraz alışımı şey olduğu için içeri bozabiliyor. Evet. Bu en kadar önemlisi. Mı? En önemlisi geliyor. Ha daha var mı? Evet, badem yağı. Badem yağı, evet. Badem yağı. O da gerçekten. Kaş, kirpik, tırnak, bütün hepsi. Şu kirpiklerin uzatması için bence kadınların vazgeçilmezi olmalı. Şimdi kirpikler de esaslı bir günde kirpikleri konuşalım. Aysel'cim geldiğinizde kirpikler. Evet. Önce kirpiğinizi yapalım. Önce yapalım. Sonra konuşalım. Tamam yapalım. Önce kirpiklerimize bakım yapalım. Ama kirpikler de. Ondan yeterli olur. Akşamları mesela. Yapmadan önce makyajınızı temizledikten sonra değil mi? Böyle kirpiklerinize şöyle bir badem yağını şöyle bir sürün yatır. Kaşlarımıza. Kaşlarımızı çok güzel uzatır. Kaşlarımızı uzatır. Çok güzel çıkar. Aynen öyle. Cildimize de sürebiliriz. Değil mi? Badem yağının. Badem yağı çok güzel çok besler. Çok evet. Tırnak etini, tırnakları çok güzel besliyor. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani hep dedim ya Hindistan cevizi yağını yemeklerde kullanıyorlar uzak doğuda. Aa, yemek tabii pilav yapıyorlar. Hmm. Ben hatta bir keresinde denedim. Ama tabii lezzeti biraz bizimkilerden tereyağına alışmışız ya ya da böyle normal bir yağda. Ama o tabii çok sağlıklı bir şeymiş evet. Ama Hindistan cevizi yağını kullanıyorlar yemeklerinde ve bağırsakları da çok güzel çalıştırıyor. Yani o da çok güzel bir şey. Hazır mıyız? Evet. Hadi bakalım. Şimdi geliyorum şu yüzüklerimizi bir çıkaralım bakalım. Evet ben şöyle geçeyim. O zaman siz böyle bir yer değiştirirken ben de hemen geldim. Biraz daha yaklaşacağım. İrinacığım sana şöyle... Ah, biraz gürültü yaptık. Kusura bakmasınlar izleyenlerimiz. Hazırlığımız da olmadı böyle. Hadi şimdi. Hı? Tamam. Öncelikle tabağın içerisinde tamam. Elimizi... Aa, sokacağım mı? Ha, sokalım. Evet, iyice İyi midir? Tırnakları, evet. Parmakları yedirelim. Tırnaklarımı, tamam. Evet. Hı. Evet, diğer elinizde koyacak diğer mısınız? Diğer elimi de yapalım. Yeterli esasında değil mi? Tam bir el için. Zaten şu anda masaj yapacağı için hepsini yedirecek. Tam yeterli. Evet. İyi midir İrinacığım? Evet. Oh, hadi bakalım. Şimdi böyle bir yağlı elimiz oluştu. Şimdi bakın şimdi nasıl yapacağımızı da anlatarak İrina bize anlatsın ki elde kendileri yapabilirler mi bunu? Tabii kendilerini yedirebilirler. Tamam. Öncelikle bu bütün elimize yediriyoruz biz tamam. bunu. Hadi bakalım. İrina öncelikle bütün ele yedirecek bunu. Keşke şey yapsaydık, bir tanesini yapıp bir tanesini yapmasaydık. Aradaki farkı hemen hissederdim. Silelim diyeceğim ama şimdi silemeyiz de. Yine de şey yapabilirsiniz isterseniz. Hı hı. Aradaki üstü silelim olmazsa. En azından aradaki farkı görelim. El altta kalsın çünkü yağımız bitmesin. Evet ona da yapalım en azından. Tamam aradaki farkı görelim. Renkte de değişim olacak mı şimdi? Hafif açılma olabilir çünkü ölü derileri alıyor. Atıyor değil mi? Evet. Peeling etkisi de var yani. Var. Doğal peeling, kimyasal olmayan tek peeling. Tek peeling, evet. Bravo. Şimdi. İyice yediriyoruz. Şimdi tırnak etlerimizi biraz yukarıya doğru kaydırarak ittiriyoruz. Bu şekilde hem uzamalarını engelliyoruz hem tırnak içine, tırnak yatağına bu peelingi, bu kürümüzün gitmesini sağlıyoruz. Hem de tırnak yatağımızı besliyor yani. Tabii. Önemli olan o tırnak yatağımız bizim. Tırnaklarıma ne güzel olmuş. Ben bu renge bayıldım ya. Nar çiçeği. Bir de çok güzel gerçekten ton olarak da çok sevdim. Bir de nar çiçeği, nar çiçeği var. Evet. Nasıl yani? Yani beyazın üstünde de nar çiçeğimiz var. Evet nar çiçeklerimiz de var. Evet o da var. Yani nar çiçeklerimiz var. Aynı zamanda nar çiçeğimiz de var. Doğru harikasın. Ay nar çiçekleri ne güzel görünür ama değil mi? Ağaçta şu anda. Şimdi yavaş yavaş. Masaj yapıyoruz. Evet. Tam komple. Parmaklar. Ayak, el bakım, el ve ayak şey çok güzel oluyor. Böyle. Hem yedirmiş oluyoruz bunu iyice. Yani ne kadar yedirsin yine dışarıda kalıyor. Yüzeyde kalıyor. Kremler gibi emmiyor yani bütün cilt. Birazcık nemli kalıyor değil nemli mi? Nemli kalıyor. O yüzden çok güzel besliyor ve kurutmuyor. Şimdi benim cildim de kuru ya, o kadar güzel emecek ki şimdi ben bunu bazıları için belki üstte kalır ama benimki böyle emiyor. Vallahi acayip bir şey gibi bir şey. Hemen emiyor vücudum böyle. Çok nemsiz olduğu için.
Şey ama çocuklarımıza özellikle ben çok öneriyorum masaj, değil mi? Evet. Ama bu da zaten gelişimini çok masaj, güzel tamamlıyor. Kan dolaşımı için bir de bu noktalarda herhalde onları rahatlatıyor bir de belli noktalar. Baş ağrısında da şu baş parmağınızı falan. Şu bölme. Şurası. Nereye? Hemen. Şuraya. Evet. Ha, başın ağrıdığı zaman oraya sıkacağız. Sinirlendiğiniz zaman ya da başınız ağrıdığında oraya. Birine kızdınız. Hemen baskı uygulayın farkında oraya. Farkında olmayın. Farkında olmadan karşı tarafın. Evet. Hemen elinizi sıkın. Elinizi sıkın. Evet, rahatlarsınız. Bir 5-10 dakika kadar bu şekilde yedirebilirsiniz tamam. Bütün ellere. Zaten oldu. Böyle bir rahatlama şimdi hissedeceksiniz. Şimdi şu aradaki farkı da bir görelim bakalım. Bir. Eğer üst yüzeyde kalan bir fazlalık varsa bu peçeteyle alıyoruz. Tamam alalım o zaman. Zaten porların içerisinde kalıyor kalan. Hı-hı. Ama böyle alıyoruz. Ha, çok silmiyoruz. Silmiyoruz. Ha. Tabii tabii fazlasını alıyoruz. Sadece böyle. Kompres yapıyoruz şu anda. Evet şimdi böyle yapıyoruz. Bu vücuda da uygulanabilir. Yapılabilir. Ama badem yağı biraz tüylenme yapabilir. Aa, evet o zaman sıkıntı yapmayalım. Evet. Kadınlarımız özellikle pek fazla çıkmasınlar yukarıdan. Tamam. Hazır bakalım. Şimdi şu kameraya ikisi arasındaki farkı hem gösterelim daha yakınlandırabilsek. Hem kan dolaşımını hızlandırmış, elin rengi değişti şu evet, anda. Saklandım. Ama ellerimizin de güzelliği ortaya çıktı tırnaklarımızın da, değil mi? Gerçekten bakar mısınız? Yani rengi fark ediliyor. Bu böyle daha kirliymiş gibi kalmış elimde. Yerine bunu da yap bari, bu da bilsin en azından. İkisi bir arada olsun yani. Ama bir de ellerin de hava alıyor şu anda yani eller de hava alıyor ve en azından bakımda bu şekilde rahatlatıyor insanı. Ay evet. Ben şimdi şöyle bir ah deryacesi devam edin ben böyle herhalde hale geçtim şu anda. Bir de bunu ayakta hiç düşünemiyorum. Ayakta, ayakta 20 dakika zaten yapabilirsiniz masajı. Oh valla ayak masajı çok güzel. Eşlere yaptıracaksınız. Eşlere yaptıracaksınız. Aynen aynen kesinlikle. Evde böyle hazırlayacaksın malzemeyi ama eşler de senden isterse. Tabii karşılıklı. Karşılıklı. Olsun ya karşılıklı. Evde böyle çoluk çocuk hep birlikte bakımda. Kadınlarımız hak ediyorlar. Hak ediyorlar herkes. Ama bir şey söyleyeyim gün boyu o kadar çok yoruluyoruz ki ayaklarımızın üzerinde yani. O yüzden gerçekten ayaklarımız ellerimiz hak ediyor. Bakım hak ediyor. Evet oh teşekkür ederiz Elinacığım. Şey ellerimiz değil. Bakımlandı, tırnaklarımız artık böyle bakımlı ve ellerimiz ama bakın yavaş yavaş yağlı gibi görünse de hemen yavaş yavaş emiyor. Şimdi ellerimiz bakımlandı, ellerimiz gerçekten önemli bir organımız bizim. Hem dedik ki ellerimize de konuşuyoruz ama el bakımından sonra geldik şimdi olmazsa olmazımız ayak bakımımız değil ayak mi? Bakımımız. Ayak bakımlarındaki malzemeleri de sayalım mı yavaş yavaş isterseniz? Şimdi şöyle bu bakımı ayaklara da uygulayabiliriz. Aynı masaj bakımı. Olarak aynen. Şimdi ayak için yapacağımız kür biraz daha bu enfeksiyon, bakteri önleyici ya da onları gidermek için kullandığımız bir. Anladım. Şimdi eldekilerde ayakta daha çok mantar enfeksiyonu oluştuğu için daha çok ayakta biraz daha enfeksiyona yönelik. Aynen. Mesela bunu yaptıktan sonra üzerine tırnak altına gelmeyecek şekilde ele yaptığımız uygulamayı yapabiliriz. Hmm. Çünkü yağlı. Bunu eğer tırnak altına girerse bu sefer orada bir bakteri üremesi yapılabilir. Evet. O zaman hazırlık yapalım mı onunla ilgili olur. De yapalım. Şimdi bunda çok fazla bir şey yok. Bu da evde bulunan herkesin sirke. Aa bildiğimiz sirke. Bildiğimiz sirke. Elma sirkesi ya da böyle fark ediyor hiç mu? Hiç fark etmiyor. Bildiğimiz normal, sirke. Bildiğimiz ne sirke. Kadar şöyle göstereyim mi ben? Şöyle kameramız da alsın. Bayağı bildiğimiz sirke. Evde yapılsa sirke de harika olur da evet. Evde yapılması da zor tabii. Evet. Bayağı sirkemiz. Bir yarım herhalde ne derler onu çay bardağı. Çay bardağı yarım çay kadar bardağı. Yeterli oluyor. Daha sonrasında içine oksijenli su, saf oksijenli su koyuyoruz. Ayak farklıymış. Oksijenli suyumuzda kaç kaşık? İki tatlı kaşığı yeterli İki olur. İki tatlı kaşığı oksijenli suyumuz. İki tatlı kaşığı oksijenli su.
Evet. Yarım çay bardağı. Yarım çay bardağı da. Sirke. Sirke, evet. Sirkeyle bunu karıştırdı. Bunu karıştırıyoruz. Az önce konuştuk biz. Şimdi deney yapıyoruz ya, böyle burada patlamasın diye. Siz de dediniz, ben gördüm gibi bir huzurluk var dedim. Siz var ya, acayipsiniz. Şimdi Kanal B stüdyolarında her an bir patlama. Şimdi okus pokus diyoruz. Okus pokus diyoruz. Abra kadabra. Bu çıkacak. İçinden bakalım. Bu. Yani oksijenlisi zaten herhangi bir yara ya da mikrop olan yere damlatıldığında kabarmaya başlıyor. Orada bir köpük oluşuyor. Anladım. O bakterileri öldürüyor. Sirke de bütün dezenfektesini o şekilde sağlıyor. Evet. Sirkeyi zaten zaman zaman hatta evde de kullanın diyorlar. İçiyoruz, her yerimize sürüyoruz. Yer temizliğinde de sirkenin hijyeni çok daha güzel. Evet. Mesela çocuklarımız, çünkü küçük çocuğu olanlar özellikle yere bir şey düştüğü zaman sirkeyle sildiğinde daha temiz ve daha hijyen oluyor. Aynen. Bu şeye koymuyoruz, yağ falan yok şimdi bunlarda. Bunda yağ yok. Bu sadece kadar. Atıyorum mantar var ya da herhangi bir tırnağın altında boşalma var. Onun oraya temizleme amacıyla tırnağımız. Yine aynı şekilde masaj uygulayıp, bugün ayağı yapamıyoruz tabii ama ayak uygulamasında bu şekilde yapabilirler. Sadece yine aynı şekilde sürecekler değil mi? Şöyle Derya'nın, bu biraz daha sıvı kıvamında olduğu için bunu ya içerisinde ayakları bastırırız ya da mesela atıyorum pedikür şeylerimiz var ya. Evet, havuzları diyelim. Havuzlarımız, evet, oraya dökelim bunu. Suyla karıştırabilir miyiz? Aynen öyle. Biraz miktarı fazla atılabilir. Miktarı fazla koyalım. Bir çay bardağı kadar olacağını. Sirke, dört tatlı kaşığı da oksijenli su koyabiliriz. Bir litre suya. Aynen öyle. Sirke ve oksijen su ne zaman beraber koyuyorsunuz? Böyle oluyor. Oksijen sirke oluyor. Neden? Zaten oksijen su... Su hemen arka tarafta dönüyor. Şimdi o. Oksijen sirke oluyor. Sirke ve oksijen su da beraber karışırsınız. Oksijen sirke oluyor. Oksijenli sirke yapmış olduk biz şu anda. Oksijenli sirke yaptık tabii. Evet, evet. Orada... Su, zaten su hemen şimdi sirke bir de su var. Arka planda kalıyor bu. Bir de su var. Bir de oksijen zaten üzerine konuluyor. Oksijen olayı da etleyince. Ay bir de şeye girdik artık. İşin kimya boyutu. O yüzden az önce olduk. Kimyaya girdik vallahi, kimya bilgilerimiz. Bunları da o zaman bir litre suya karıştırıp ayaklarımız ne kadar kalsın ayaklarımız? Yani eğer titremeli makineler var. Bir de masaj yapanlar masaj var. Yapsın. Doğru. Bütün enfeksiyonları, bütün bakterileri alsın içeriden. Tamam. Siliyoruz iyice kurutma makinesiyle. Eğer tırnak altında çok fazla boşluk varsa kurutma makinesiyle kurutuyoruz onları. Bir de kurutacağız. Kuru ıslak kalmayacak. Lazım. Islak kalmayacak. Anladım. Orada yeşillenme oluşabilir. Bir de çok sıcak Antalya'da. Tabii canım, Antalya'da çok sıcak. Kurulayacağız. Kurulayacağız. Biraz üzerine kalsın, ondan sonra kurulamayı yapalım. O tırnağın altına gelmeyecek şekilde hafifçe az miktarda bu kürü uygulayabiliriz. Haftada ne kadar yapalım bunu mesela? Haftada 2 ya da 3 olması ya da 3 defa uygulama yapabiliriz. Mantar enfeksiyonu olanlar, özellikle yaz ayları geliyor. Mantar enfeksiyonu olanlarda da bu uygulama çok güzel esasında başarılı. Evet. Mantarları falan da artık ya havuz mevsimi açılıyor ya. Esasında şöyle bir şey yapsalar. Hani eve girmeden önce ya da duşa girmeden önce havuzdan çıkınca böyle bir direkt oraya. Direkt suyun içine çocukları sokup eve sonra almalı. Ay biz anneler çok şeyiz ya böyle, ben de yani özellikle çocuklarımız için de çok önemli. Mantar enfeksiyonu oluşmuyor. Olur. Cilt mesela deri enfeksiyonu, deri mantarı da oluşabilir sıcaklardan. Aynı şekilde özellikle bebeklerde. Tabii bu zaten sirkeli nasıl çocuk ateşlendiğini sirkeli suyla sileriz zaten. Evet, ateşi düşürür. Oksijenli su hiçbir şey yapmaz. Hiçbir şey yapmaz. Özellikle pampers bez bölgesinde orada o mantarlama, deri mantarı oluşabiliyor. Küçük çocuklarda özellikle kısık bölgelerinde yine aynı şekilde bez kullananlarda. Evet. Ama bizler de kullanabiliriz. Tabii biz de kullanabiliriz. Özellikle etek giyen bayanları böyle bacak, iç bacak kısımlarında. İç bacak kısımlarında. Aynen öyle. Terleme olan her yere sürebilirsiniz. Kullanabiliriz ama sonra kurulayacağız. Islak bırakmayacağız. Hayır, sadece bu altı boş olan tırnakları kurulayacağız. Anladım. Öbürlerinde kalabilir. Zaten kurulayacak bir süre. İsterseniz öyle. Birazcık özel şey var, sıkıntısı var. Sirke kokabiliyoruz mu? Kokar mı? 5 dakika sonra geçiyor. Geçiyor mu? Hiçbir şey kalmıyor. Oksijen de belki onu uçuruyor. Cilde de çok iyi gelir ha. Vallahi. Tabii. Yüzümüze de sürelim mi sirkeli su? Bütün lekeleri açar. Ay Allah'ım, bugün neler öğrendik. Bakar mısınız? Sevgili kadınlarımız, bak bunları yazın bir köşeye.
Özellikle sirke, oksijenli su. Sirke ve oksijenli su. O kadar, evet. O kadar hem de çok ucuz bir malzeme, evet. Yani bu kadar basit. Cildinize kullanın, lekeleri açmak için. Mandıra enfeksiyonu için kullanın. Rengi açmak için kullanın dedik. Yani birçok şeyde esasında sirke ve oksijen hayatınızda hep olsun. Evet. Evde, ev temizliğinde kullanın. Aa, her şeyden önce sirkeli yemeklerde, şeyde salata da çok güzel oluyor değil mi? Ama sabah aç karnını da içsinler. Tabii. İçeride de temizliyor. İçeriği de temizliyor. Ya vallahi sirke ne kadar güzel. Değil mi? Şeyde var mı Ukrayna'da ya da Rusya'da? Kullanıyor musunuz siz? Tabii tabii. Ha. Biz %100 sirke var zaten. %100. Bir de burada, evet, katkı malzeme. Keşke, evet, evde yapabilsek sirkemizi. Daha zayıf sirke, nasıl söyleyeyim? Çok etkili değil. İyi, olursa da evde yapılabilir mi sirke? Yapılabilir değil mi? Tabii ki elmayı yapabiliriz. Elmayı falan, tabii, böyle bekle, onu tabii kabuklarını soyup o şekilde bekletilirse, evet, daha iyi sirke olur. Sirke oluşabiliyor. Yani evde yapılan sirke tabii çok çok daha güzel. Ama maalesef dışarıda aldığım sirkelerde yapabileceğimiz bir şey yok tabii evde, evet, yapamayanlar, evet, için. Öyle. Ama sirkeyi de böyle bu sayede nelere faydalı olduğunu öğrendim. Özellikle Ramazan'da değil mi? İftarda, pardon, sahurda özellikle bir yemekten sonra mı, ya da yemek bitirdikten sonra esasında bir kaşık ya da şey içseler değil mi? Tabii tabii, suyun içine konulduğunda hiçbir zararı yok, tam tersi. Hem yağlarımızı yakarız, hem temizliğimizi yaparız. Tabii, çünkü çok önemli, özellikle çok da yemek yemesinler. Ramazan geldi, vallahi böyle iftarlar böyle doluyor taşıyor, bence ilk günler çok önemli. İlk günler çok fazla yemek yemeyin. İnşallah haftaya bir diyetisyen alalım. güzel bir program yapalım. Çünkü o da çok çok önemli. Diyet programlarımız da çok önemli. Ay, bitirdik. Evet. Programımız da çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz bu değerli bilgileriniz için. Bugün efendim İrina ve Aysel'le ne güzel el ve ayak bakımını konuştuk. Evet. Artık bundan sonra bakımlı tırnaklarımız, sağlıklı bakımlı ayaklarımız, ellerle, sağlıklı ellerimiz, ayaklarımızla hayatımız devam edecek. Teşekkür ederiz. Rica efendim. Rica ederiz, biz teşekkür ederiz. Sizlere böyle başarılar diliyoruz sevgili izleyenlerimiz. Efendim, haftayı da bitirdik. Ay vallahi nasıl geçti bilmiyorum. Yeni stüdyolarımıza başladık hızlı bir şekilde. Bu haftayı da bitirdik. Biz pazartesi günü yine buradayız. Bizi bekleyin efendim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.